Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Herkese mutlu günler. Programımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de hafta kapandı. Derbide Galatasaray kazanan tarafta 2-1'lik skorla. İlk yarıyı çok iyi oynadı Galatasaray ama ikinci yarıda Beşiktaş'ın mutlak baskısı ve üstünlüğü vardı özellikle oyunun son bölümünde. Galatasaray topla çıkmakta zorlandı ama biliyorsunuz futbol sonucu endeksi bir oyun ve kazanan hakta oluyor. Galatasaray 2-1'lik skorla bu derbiyi kazandı ve Barcelona maçı öncesi büyük bir moral buldu. Galatasaray'da ön plana çıkan oyuncular vardı. Her ne kadar takıma galibiyeti getiren 2 golü atan Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkan oyuncu olarak gözükse de bence maçın en iyisi Mustafa Muhammed'ti yaptığı aksiyonlarla. Sanırım Torrent onu birazcık da Barcelona maçını düşünerek dinlendirmek istedi. Oyundan aldı. Gomis'i oyuna soktu. Tabii Önder Karaveli, Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin özellikle 11 tercihi çok eleştiriliyor. Bütün bunları tüm ayrıntılarıyla konuşacağız az sonra. Ama bunları yapmadan önce yani maç analizi yapmadan önce bir özel röportaj gerçekleştireceğiz. Az sonra özel röportaj bölümümüzde Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Sayın Nihat Kırmızı bizimle birlikte olacak. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Özgür Sancar, özel röportaj. Özel röportaj bölümümüzde Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi, yöneticisi Sayın Nihat Kırmızı bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Kırmızı. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyisiniz umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tebrik ederim derbi galibiyetinden sağ olun, dolayı. Sağ olun, sağ olun. İyi oldu. Ne dersiniz? İkinci yarıdaki oyun maçın geneline yayılsaydı Galatasaray daha farklı skorlu bir derbi galibiyeti elde edebilir miydi? Ya sonuçta bizim hedefimiz galibiyetti. Galibiyet aldık. O maç bizim için 90. dakikadan itibaren bitti. Önümüzde çok önemli başka bir maç var. Barcelona maçı var. Bizim için iyi bir moral oldu tabii ki. Yani bu milli maç arasından sonra takımımızda bir hava yakaladı. Yani en azından bir Konya mağlubiyeti var. Onu bir kaza olarak görüyoruz. Ama onun dışında bir mağlubiyetimiz yok. İşte Barcelona deplasmanından beraberlikle döndük. Önemli bir beraberlik. Aslında galibiyetle dönmeyi tabii ki isterdik ama evet. Bu çift basamaklı maçlarda deplasman beraberliği ve tur atlamak için en azından bir avantaj oluyor. Bir avantaj yakaladık. Rize galibiyeti, Göztepe galibiyeti, dün Beşiktaş galibiyeti bize bir hava yakaladı, bir çıkış yakaladık. Bunu inşallah önümüzdeki haftalarda Barcelona maçıyla da beraber tur atlayarak, tabii Barcelona maçının uzama ihtimali var, penaltılara gitme ihtimali var. Burada önemli olan biraz önce söylediğiniz gibi 2-3-5 atmak değil, turu geçmek. Buna odaklanmış durumdayız. İnşallah takımımız hazır. Çıkıp aslanlar gibi oynayıp turu geçmeye çalışacağız. Torrent nasıl bir teknik direktörlük performansı gösteriyor? Ya tabii bizim değerlendirmemizi baz alırsak çok iyi. Yani takıma geldiğinden beri iyi bir avukat. Genelde 60. 70. dakikadan sonra düşer. 1-2-0, 2-0 önde olsak bile berabere bitirdik, mağlup olabiliyorduk. Şimdi sonradan maçı çevirme dönemleri başladı. İyi oynamaya başladı takım, yani 70'ten 80'den sonra da iyi oynamaya, vitesi arttırmaya başladı. Baktığınız zaman bunları görünce işte Torrent'in iyi bir antrenör olduğunu, iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyoruz. Tabii taraftarlarımız ve kamuoyu da bunu ileriki haftalarda daha iyi değerlendirecektir. Sayın Nihat Kırmızı bizimle birlikte, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, değerlendirme yaptı derbiyle ilgili olarak. Elbette ki derbi öncesi tartışma futbol takımına bir artı motivasyon olarak yansıdı. Bu yorumu yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Öyle bakmıyoruz. Biz aslında bu maça ertelenmesi ertelenmemesi olarak bakmıyorduk. Yani dediğim gibi Barcelona maçı belki de 120 dakika oynanacak. Belki 120 dakika da yetmeyip penaltılara gidilecek. Biraz o maça odaklanmak istiyorduk. Bir sakatlık yaşanmasını istiyorduk. Yoksa biz her günde maç olsa çıkar oynarız. Kadromuz ona uygun. Oyuncularımız o kalitede. Ama biz bir sakatlık, yani Barcelona maçının ayrı bir hassasiyeti var. Ülke puanı açısından ayrı bir hassasiyeti var. Biz bunların hepsini, Avrupa'da bir başarıyı artık kaçız. Daha sıra yıllar önce bir UEFA Kupası, sonrasında bir Süper Kupa aldı. O günden bugüne Avrupa'da bir Türk takımının başarısı yok. Biz bunları da göz önüne alarak o maça sakatsız, daha böyle dinlenmiş olarak çıkmak istedik ama Beşiktaş tarafı oynamak istedi. Sonrasında biz de oynamanın uygun olacağını düşünerek çıktık, oynadık. Aslanlar gibi mücadele ettik. Bizim için o maç bitti artık. Bunu polemik haline getirmeye gerek yok. Beşiktaş camiası da önemli, kıymetli bir camia. Mutlaka onlar da önümüzdeki haftalara odaklanmıştır. Onlar da unutmuştur bu maçı.
Biz de artık Barcelona, yani bizim artık şu anki tek odağımız Beşiktaş veya daha önceki maçlar değil. Barcelona ve sonrasında Antep ve diğer sonraki maçlarımız. Doğru. Bundan sonra Galatasaray bir kazanma serisi elde etmek zorunda. Görüyoruz ki Galatasaray kazandıkça takımdaşlık duygusu daha da gelişiyor. Motivasyon yükseliyor. Dün akşam maçtan sonra, galibiyetten sonra ortaya çıkan görüntü bize bunu çok net bir biçimde anlatıyor. Futbolcular birbiriyle sarıldı. Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omzuna aldı, değil mi? Yani futbol sonucu endeksi bir oyun diye boşuna söylemiyorlar. Sadece onlar kendi içlerinde ya da kendi içimize değil, taraftarlarımızla da, taraftarımız da takımımıza sahip çıktı, takımımızı daha tribününe davet etti, takımımız tribünlere gitti, biliyorsunuz maç sonunda gittiler, üçlü çektiler. Yani taraftarımız da hem yönetimimizde, hem teknik heyetimizde, hem de futbolcularımız da çok iyi bir bütünleşmiş tablo çizdi dün. Aslında böyleydi ama bu tabloyu göstermek gerekiyordu. Farklı yorumlar yapan vardı. Kötü niyetli insanlar oldu. Galatasaray düşmanları oldu. Bunların Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ama Galatasaray'ın dışında da birçok Galatasaray düşmanı, kendini Galatasaraylı olarak göstermeye çalışan Galatasaray düşmanları da var. Onlar da şimdi gidip piyasaya sarılacak. Forma giyebilirler artık. Bilmiyoruz. Onlarla ilgili Sayın Başkan'ın bir ifadesi vardı. Hukuksal anlamda bütün haklarımızı koruyacağız ve gereğini yapacağız diye. Galatasaray hukuksal süreci başlattı mı bu troller hakkında? Yani Galatasaray genel olarak Galatasaray'a zarar veren her şey için hukuksal bir sürece başlıyor. Bu tamamen hukukçularımızın işi. Şimdi ben oralara yorum yapıp konuyu dağıtmayayım. Çünkü yanlış bir şey de söyleyebilirim. Hukuk biliyorsunuz çok geniş bir kavram. Doğru. O yüzden hani birçok şey düşünülebilir. Evet. Dava açılması gereken şeyler olabilir, gerekmeyen şeyler olabilir. O tamamen hukukçuların incelemesinden sonra tabii ki gerek görülen her şeyde Galatasaray hukuki olarak haklarını arayacak. Sayın Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, söyleşimizin sonuna geldik. Biliyorum vaktiniz yok, çok fazla zamanınızı almayacağım ama sizi de bulmuşken birkaç soru sorayım istiyorum Barcelona maçı öncesi. Bu arada Barcelona maçına geçmeden önce dün akşamın en iyisi Galatasaray adına kimdi sizce? Bilmem, taraftarımız ve takımımızdı. Evet. Tek tek toplamada ayırmaya gerek yok. Tabii. Evet. Sahada 11 aslan vardı. Sonradan giren oyuncularımızla beraber 16 aslan, yedek kulübesindekilerle beraber toplam 25 aslan, teknik kadromuz, yönetim kurulumuz gerçekten çok kıymetli. Yönetim kurulu başkanımız başta olmak üzere. Onun yani tabii ki hepimizin başı başkanımız. Evet, yönetim kurulunda çok kıymetli arkadaşlar var. Herkes elinden gelen her şeyi her maç için, tüm sezon için yapıyor. O yüzden şu daha iyiydi, bu daha iyiydi diye ayırmaya gerek yok. Herkes çok iyiydi. Taraftarımız da çok iyiydi. Hep beraber dünkü galibiyeti aldık ama biz o dünde kaldı artık. Yani çok bunu aslında gündeme getirmek de istemiyorum. Çok konuşmak da istemiyorum. Doğru. O maç bizim için bitti. Diyorum ya, Beşiktaş için de artık o maç bitti. O da bir sonraki maçını düşünmeye başlamıştı. Maçı önümüzde olacak. Doğru. Artık bizim önümüzde her şeyden önemlisi lig maçı değil, bir Avrupa maçı var. Evet. O maça kadar tüm polemiklerden uzak durmaya çalışıyoruz. Yeki Peña belki talihsiz bir gol yedi ama genel itibariyle başarılı bir performansa sahip. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz onu? Yeki Peña biliyorsunuz Barcelona'nın önem verdiği kalecilerden biri. Gelecekte oynatmayı düşündüğünü söylüyor hocaları. Evet. Bunu biz de bizzat konuştuk. Bunu ifade ediyorlar. Tabii ki kaleci bazen müthiş oynar. Bazen de bunlara nazarlık deriz. Muslera da yaşamıştır. Dünyanın en iyi kalecileri Taffarel de yaşamıştır. Bizim kendi kalecilerimiz de Massimovic de yaşamıştır. Bunlar, yani bu bahsettiğim isimler kendi döneminin belki de dünyadaki en iyi kalecilerinden biriydi. İşte Taffarel Brezilya ile biliyorsunuz Dünya Kupası finalleri oynadı, kupalar aldı. Bizimle beraber UEFA Kupası aldı, Süper Kupa aldı. O yüzden bu talihsizlikler zaman zaman olabilir ama maçın sonucunu etki etmediği için mutluyuz. Peña da dün çok iyi oyun oynadı, çok iyi kurtarışlar da yaptı. Gol tek başına onun hatasıdır da diyemeyiz. Kurtarabilir miydi? Belki kurtarabilirdi ama olabilir. Yani bu bir nazarlık olsun diyoruz ve sonuç galibiyet olması tamamen bunu zaten anlamsız hale getirdi. Sayın Kırmızı, Peña'yı bir sene daha kiralamayı düşünüyor musunuz? Konuştunuz mu Barcelona'yla? Peña genç bir kaleci, geleceği olan bir kaleci. Barcelona'yla şu anda bir transfer tamamen gündemimiz dışında. Takımımızın maçlarına odaklanmasını, motivasyonlu maçlarına odaklanmasını istiyoruz ama Peña'yı almak ister misiniz derseniz tabii ki isteriz. Oturup konuşacağız sezon sonu. Peki, harika. Çok önemli bir bilgi verdi Sayın Nihat Kırmızı. Kerem Aktürkoğlu'nu da Atletico Madrid, Olympique Lyon izliyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Doğru mu bunlar? Ya bizi gururlandıran şey Türk futbolunun böyle genç yetenekler çıkartması. Kerem Aktürkoğlu da özel bir futbolcu. Bunu teknik direktörümüz, aslında teknik direktörümüz de çok özel bir teknik direktör. Türkiye için gerçekten büyük bir şans. Bunu ileriki zamanlar görecek. Bir maçta, iki maçta, üç maçta değerlendirmeye çalışanlar oldu. Bu çok yanlış.
şimdi o olumsuz eleştirenlerin birçoğu olumluya dönmeye başladı. Çünkü kendini göstermeye başladı takım. Teknik direktörümüz gerek bu genç oyuncuları yetiştirme, gerek yurt dışına, yurt dışı yani tabiri caizse pazarına sunma açısından da çok kıymetli. Türkiye için bir şans. Gelecekte diğer tüm kulüpler de bundan faydalanacaktır. Nasıl zamanında Yüklerval geldi, Türk futbolunun vizyonunu değiştirdiyse benzer şeyler yaşayabiliriz. O yüzden Kerem de çok özel bir futbolcu. Belki de dünya starı olabilecek kalitede, kapasitede bir futbolcu. Tabii ki kendine iyi bakması, kendini daha fazla geliştirmesi, her şey sadece kulüple transfer olduğu yerle alakalı değil, kendiyle de alakalı. Ama Kerem de çok profesyonel aynı zamanda. Kendine çok iyi bakıyor, kendini çok iyi yetiştiriyor, çok saygılı, çok beyefendi birisi. Onun benim kendi şahsi görüşüm kısa zamanda dünyanın önemli oyuncularından biri olacaktır. Doğru. Yani şu anda da aslında öyle. Bahsi geçen takımlar izliyor ve onların izlemesi de normal değil mi? Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Çok belki. Doğal. Yani çok böyle özel bir yeteneği herkesin izlemesi gayet doğal. Doğru. Doğru. Biz nasıl Penye'yi izledik aldıysak tabii ki başka takımlarda Kerem gibi oyuncuları izleyecektir. Ve Kerem gibi oyuncular çünkü çok az var dünyada. Evet. Eğer cevaplamanız mümkünse soruyorum, değilse saygı duyarım elbette ki. Pazar değeri açısından Galatasaray'ın belirlediği fiyat nedir Kerem? Eğer birisi talip olursa, pazarlık yapmak isterse Kerem Aktürkoğlu için ne diyeceksiniz? Günün şartlarında değerlendiririz. Öyle bir teklif geldiği zaman değerlendiririz. Kerem yani bizim için çok önemli futbolcu. Değer biçilmez. Bizim de ihtiyacımız olan bir oyuncu. Biraz satalım diye bir durumumuz yok. Çünkü önümüzdeki sene, bu sene işte Avrupa'da çok katkı sağlıyor. Ligde çok katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bizde kalsa da yine çok katkı sağlayacaktır. O yüzden şu anda hani bir bedel belirtmek zaten doğru olmaz. Bir teklif gelirse değerlendiririz. Onun üzerinden konuşulabilir. Ama şu anda sezon sonu gelmeden transfer gündemimizi almıyoruz. Sayın Nihat Kırmızı ile söyleşimizin final aşamasındayız. Barcelona maçı biletleri dün itibariyle tükendi bildiğim kadarıyla değil mi? Çok fazla talep var. Hem Beşiktaş maçı hem Barcelona maçı gerçekten çok hızlı şekilde tükendi. Talep çok fazla oldu. Taraftarımız takımına çok ilgi gösteriyor, sahip çıkıyor. Takım daha iyi oldukça mutlaka ilgi de artacak. Bize de çok talepler geliyor. Yönetim kurulunda olmamıza rağmen bu talepleri biz bile karşılayamıyoruz. O yüzden bu anlamda da taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani belki bazıları bu maçta bilet bulamayacak, izleyemeyecek ama sonraki maçlarda mutlaka o taraftarlarımızla da beraber olacağız. Ama her zaman televizyonun başında da olsa kalpleri Galatasaray için açıyor, onu biliyoruz. Doğru. O yüzden taraftarlarımızın desteğini ve gücünü hep hissediyoruz. Evet, çok fazla talep var, bunu yakından gözlemliyorum. 52 bin taraftar olacak değil mi Perşembe akşamı? Kapasitemizi son kişisine kadar dolduracağız. Artık ondan sonrasında bir şey elimizden gelen bir şey yok. UEFA standartları da var zaten bir Avrupa maçı olduğu için. O yüzden hani tabi eskiden derdi ki tıklım tıklım dolacak, tıklım tıklım dolacak tribünler. Peki. İspanyolların daha doğrusu Barcelona'nın en çok korktuğu şey de taraftar atmosferi. Çünkü Galatasaray taraftarı böyle maçlarda öyle bir ortam oluşturuyor ki rakip takım oyuncuları saha içerisinde birbirini duyamıyorlar. Ben Barcelona futbolcuların da böyle bir kaygı taşıdığı kanaatindeyim. Ne dersiniz? Ya Barcelona'daydık. 80 bin taraftarları vardı. Bizim 3-4 bin taraftarımız vardı. 3-4 bin taraftarımız neredeyse 80 bin taraftar kadar etki gösteriyordu. Ben hep diyorum burada 50 bin taraftarımız, 52 bin taraftarımız da 250 bin, 300 bin taraftar etkisi gösterecektir. Diğer takım taraftarlarına göre. Yani 3 kat, 5 kat daha fazla etki gösteriyor her maçta. Bu sefer de öyle olacaktır. O yüzden bizim stadımıza gelen tüm takımlar, bu ister Barcelona olsun ister ligimizde bir takım olsun, tabii ki Ali Samyen'de bir çekinerek gelecektir, korkarak oynayacaktır. Dediğiniz gibi taraftarın baskısından dolayı belki birbirleriyle anlaşamayacaklar, birbirlerini duyamayacaklardır. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz tabii. Bu bir avantaj ama tabii sahada futbolda oynamak lazım. Bunun da bilincindeyiz. Oyuncularımız da bu bilinçte. Doğru. Çıkıp aslanlar gibi de mücadele edeceğiz. 90 dakika, belki 120 dakika. Belki daha da fazla penaltılarla ama sonuçta turu geçen tarafın biz olmasını istiyoruz. Evet. Barcelona eşleşmesinden sonra alaycı yorumlar yapıldı. Galatasaray fark yer, rezil olur, gelir falan diye. Ama Nou Camp'taki maçtan sonra şimdi Galatasaray'ın tur şansının yüksek olduğu yorumları yapılıyor. Çok enteresan. Türkiye'de böyle taban tabana birbirine zıt yorumlar var. Ben size şunu sormak istiyorum. Barcelona karşısında Galatasaray'ın turu geçme şansı yüzde kaç? Yüzde olarak söyleyebilir miyiz? Her zaman Galatasaray'ın şansı kim olursa olsun %51'dir. Oradan avantajlı bir skorla dönmemiz de bunu belki %55'ten 60'lara çıkardı. Ama dediğin gibi futbol sahada oynanacak, her şey olabilir. Her sonuç olabilir. Biz fark atabiliriz, mağlup duruma düşebiliriz. Maç içerisinde mağlup duruma düşen taraftarlarımız da yılmadan her zaman yaptıkları gibi
90. dakikaya kadar takımımızın arkasında olsun. Skor ne olursa olsun. Bizim takımımız tüm skorları çevirecek güçtedir. Hı hı. Ama sonuçta diyorum ki tur atlamayı hedefliyoruz. Ama ne olursa olsun gerçekten bu seviyeye kadar Galatasaray'ın getirmiş olması da Türk futbol adına gelecek için umut vaat etti. Kendi takımımız için de çok büyük bir umut vaat etti. Ama anladık ki çok büyük takımlar da olsa, ismi çok büyük takımlar, rakamsal olarak 800 milyon 900 milyon eurolardan bahsediliyor değer olarak, takımın değeri Barcelona takımının, öyle bir takım da karşımıza çıksa istersek bunları da yenebiliriz, beraber kalabiliriz, tur atlayabiliriz. En azından bunu göstermiş olduk ama inanıyorum ki yarın tur atlayacağız. Evet. Sayın Nihat Kırmızı ile sohbetimizin sonuna geldik. Bu arada aklıma geldi, bunu da sormak istiyorum size. Barcelona Başkanı Laporta Galatasaray'dan Stajic'de bahsetti. Bilmiyorum siz görüştünüz mü, konuştunuz mu, özel olarak söylediği bir şey varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii, sağ olsunlar bizi yönetim kurulu olarak başkanımızla beraber davet ettiler. Sayın başkanımızı gerçekten Galatasaray'ın bir geleceği olarak da gördüklerini söylediler. Bizler de öyle görüyoruz. Başkanımızın vizyonu gerçekten orada herkesin görmesi ve duygulanması gereken bir durumdu. Galatasaray Başkanımız gerçekten uluslararası bir seviyede birçok, yani sanki Galatasaray dünyanın en büyük takımlarından biriymiş gibi bu anlamda temsil etti. Çok büyük bir temsil yeteneği var başkanımızın. Kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz de aynı şekilde. Zaten bundan da etkilenmemesi mümkün değildi Laporta'nın ve diğer yönetim kurulu üyelerinin, Barcelona'nın diğer yönetim kurulu üyelerinin. Çok etkilendiler. Takımımızın oyunundan da çok etkilendiler. Galatasaray'ı zaten takip ettiklerini, çok iyi tanıdıklarını, geçmişte de birçok kez biliyorsunuz Galatasaray Avrupa'da en çok oynadığı takımlardan biri de Barcelona. İşte PSV, Antalya'nın Rapid Viyana, Barcelona 8 erkeğiydi. Geçen sefer ne beraber Barcelona 9 oldu. Hı hı. En çok oynadığımız takım Barcelona olmuş oldu. Zaten Galatasaray tanıdık, dünyada en çok tanınan Türk takımı olarak bunu ifade ettiler. Maçtan önce de Galatasaray'ın her şeyi yapabileceğini düşündüklerini de ifade ettiler. Bunun dışında da dediğim gibi başkanımızın vizyonundan, başkanımızın gelecek görüşlerinden, takımımız getirmek istediği yerlerden, dünya standartlarının üzerine çıkartmaya çalıştığı bir hedefte ve vizyondan bahsetmesinden de oldukça fazla etkilendiler. Bunu da ifade ettiler zaten. Evet. Zaten Neo Camp'taki başta da Galatasaray her şeyi yapabileceğini, Galatasaray'la her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Galatasaray, Barcelona takdir edersiniz ki Avrupa Ligi'nin doğal favorisi ama Galatasaray bu turu geçerse çeyrek final, yarı final daha önce yaptığını yapabilir mi? Yani böyle bir hayaliniz, temenniniz var elbette ki ama kupayı önce almak gibi bir düşünceniz var mı? Önce çeyrek finale çıkalım inşallah. Hı. Hedefimiz inşallah kısmet olursa çeyrek finale çıkmak. Sonrasında tabii ki çeyrek finale çıktıktan sonra da yarı finale, yarı finale çıktıktan sonra finale hedefleyeceğiz. Final zaten Galatasaray'ın çok sevdiği, alışık olduğu, hem kendi ülkemizdeki hem geçmişte de Avrupa'da oynadığı finallerde kupaları kazandı. İki tane final oynadı, ikisinde de kupayı kazandı. Bu anlamda da baktığımızda finalleri de severiz. İnşallah oraya kadar gideriz ama önce yarınki maçı önce bir geçelim. Penaltılarla da olsa, uzatmalarda da olsa, 90 dakikada da olsa. Tek hedefimiz şu anda 90 dakikayı atlattıktan sonra turu geçen tarafın Galatasaray. Ne güzel, keşke olsa, çünkü Avrupa Ligi'ni kazandığınız zaman bir büyük kupayı kazanıyorsunuz. Avrupa şampiyonlarından bir tanesi oluyorsunuz. Ayrıca önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme hakkı kazanıyorsunuz. Ne kadar güzel Türk futbolu adına. Galatasaray adına dedikleri de hepsi doğru. Türk futbolu adına da belki önümüzdeki senelerde artı bir kontenjan gönderiyoruz Avrupa'ya. Bir takımımız daha gidiyor. İşte 4 takım yerine 5 takım gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ne takımlarımız direkt katılabiliyor, şampiyon takımlar. Biliyorsunuz eskiden iki takımımız birden direkt katılırdı. Evet. Sonra bir takımımız direkt katılıp bir takımımız bir ön eleme oynamaya başladı. Sonra bir takımımız 2-3 derken şimdi şampiyon takımımız bile ön eleme oynuyor. 2 ön eleme, 3 ön eleme oynar duruma geldi. Bunun bir yerden dönmesi lazım. Galatasaray'ı takip eden diğer takımların da önümüzdeki yıllarda Avrupa'da başarılar göstermesini tabii ki biz arzu ederiz Galatasaray camiası olarak. Biz bu işin öncüsü ve lideri olarak diğer takımlarımızın Avrupa'da başarılar elde etmesi, Türk futbolunun Avrupa'da iyi bir noktaya gelmesi tabii ki istiyoruz. Ve burada şu anda Galatasaray'ın temsili söz konusu. O yüzden gidebildiğimiz en iyi yere gidip belki de kupayı hedefleyeceğiz inşallah. İnşallah. Sayın Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi yöneticisi, düşüncelerini Barcelona maçı öncesi, derbi sonrası sizlerle paylaştı. Benim size sorabileceklerim bu kadar. Ekleyeceğiniz ya da vereceğiniz bir mesaj varsa kamuoyuna onu da alabiliriz. Yani camiamıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm taraftarımız, sadece Galatasaray taraftarı değil, tüm Türk futbol severleri de inanıyoruz ki Galatasaray'ın arkasında olacaktır bu maçta.
İzlerken kalpler Galatasaray için, Türk futbolu için atacaktır. Onları da sevindirmek için biz de elimizden geleni yapacağız. Sonuç ne olursa olsun dediğim gibi Galatasaray en iyi şekilde temsil edecek yarın takımını. Sayın Kırmızı, derbi galibiyeti için bir kez daha sizi tebrik ederim ve Barcelona maçında başarılar dilerim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar. Konuğumuz Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı'ydı. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. İlginç istatistikler ortaya çıktı. Dünkü derbide Galatasaray maçın ilk bölümünde hemen hemen her istatistikte önde gözüküyordu ama Beşiktaş tersine çevirdi durumu ikinci yarıda. Tabii Önder Karaveli oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirildi. Kenan Karaman'la niçin başladı? Güvenle niçin başladı? Sonra onlar oyundan alındı. Batshuayi ve Larin girdi. O dakikadan itibaren Beşiktaş hücumda daha etkili oldu mu? Oyuna müdahale ve oyuncu tercihleri açısından Önder Karaveli yanlış tercihler mi yaptı? Bütün bunlar da konuşuluyor. Hakem kararları konuşuluyor elbette ki. Hakem kararları, yani Atilla Karaoğlan'ın nasıl bir yönetim gösterdiğiyle ilgili her iki cepheden de itirazlar var ama sonuç itibariyle maç bitti ve artık Galatasaray Barcelona ve sonrasında oynayacağı lig maçına, Beşiktaş'sa ligdeki Hatay maçına konsantre olmak durumunda. Ama tabi derbiden geriye kalanlarla ilgili biz konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Sırada at yarışı var. At yarışının hemen ardından yine telefon bağlantılarımız olacak. Torrent Galatasaray teknik direktörü ve Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli ne söyledi? Bunları da dinleyeceğiz. Ben Önder Karaveli ile ilgili olarak yapılan eleştirilerin aslında yeni teknik direktörün yeni sezonda yeni bir teknik direktöre çalışma fikrinin güçlendirilmesi olarak görüyorum birazcık da. Şunu anlatmaya çalışıyorum, yani Önder Karaveli bence potansiyeli ölçüsünde elinden gelenin en iyisini yapıyor. Elbette ki Can'ı, elbette ki Larin'i, daha doğrusu Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı oynatırken 11'de düşündüğü bir şey vardı. Onun da bir taktik planlaması vardı. Ona saygı duymak lazım. Başarılı oldu olmadı ayrı bir tartışma konusu ama elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve her futbolcuyu kazanma arzusunda olan bir teknik direktör örneği veriyor. Bu haliyle birazcık daha sabır gösterilmesinden yanayım ama elbette ki puan kayıpları olduğu zaman futbol sonucu endeksidir. Sayın Başkan bile aslında fikirlerini revize etmek zorunda kalabilir. Ne demişti Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi? Biz sonuna kadar teknik direktörümüzün arkasındayız ama olağanüstü bir şey olmadığı sürece. İşte olağanüstü olarak nitelendirebileceğiniz şeyler derbideki mağlubiyet, kayıplar vesaire vesaire. Bunları yekün olarak baktığınızda, toplamda baktığınızda olağanüstü olaylar olarak nitelendirebilirsiniz. İlla çok sıra dışı bir şeyin olması gerekmiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon başka bir teknik heyetle devam etmek yönündeki düşünceleri elbette ki saha sonuçlarına endeksli bir biçimde güçleniyor. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Beşiktaş adına bu durumu da konuşacağız birazdan. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Bakalım maçtan sonra teknik direktör Önder Karaveli nasıl bir değerlendirme yaptı? Hep birlikte dinliyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Başka da hiçbir şey planlamamıştık. Hiçbir şey düşünmemiştik. Ben maç önü röportajında da bunu söyledim. Ve kazanmak için buradayız dedim. Oyunun ilk yarısında planladığımız hemen hemen hiçbir şey yerine getiremedik. Sahaya yansıtamadık. Rakibin oyuna baskılı başlayacağını öngörüyorduk. Ama süresinin bu kadar olmaması gerekiyordu. Olmasını sağlayan da yine biz olduk. Rakibin attığı gol ve peşinden bir gol daha neredeyse ilk yarının tamamını ön alan baskısıyla geçirmesini sağladı. Planladığımız şeylerden birisi rakip üzerimizdeyken, yakınımızdayken biraz daha direkt hücumla ön taraftaki oyuncularımızı buluşturup onları hareket ettirmekti. Bunda başarılı olamadık. Çok daha önemlisi ön tarafa geçirdiğimiz topları koruyamayarak, toplara sahip olamayarak, pas bağlantılarını sağlayamayarak, yani özellikle merkez orta saha oyuncularımızla çok kayıp yaparak, Atiba ve Can'la çok fazla kayıp yaparak, ön taraftaki dört oyuncumuzla da hem kenar oyuncularımız, hem santraforumuz, hem de o bölgeye yakın oynattığımız Alex'le topa sahip olamayarak, topu koruyamayarak savunmamızın daha pozisyon alamadan hızlı hücum geçişleri vermesine sebep oldu. Rakip bunlardan faydalanarak iki tane gol attı. Başka goller de atabilirdi çünkü pozisyonları verdik. Tek varlık gösterebildiğimiz, rakip kalede tehlike yarattığımız tek pozisyonlar diyeyim daha doğrusu, attığımız kornerlerdi. Onun dışında bir varlık gösteremedik. Erken değişiklikler yaptık. Biraz sonlara doğru dengelenmesini sağladık. İlk yarının sonlarına doğru biraz dengelenmesini sağladık. İkinci yarıda da bir değişiklikle başladık.
başladık. Josef aslında daha kısa süreli kullanmayı düşünüyorduk ama oyun bizi oraya itti. Galatasaray da ikinci yarısını biraz daha kendi alanında kabul etti. Biraz hızlı hücum geçişleri denedi. İki tane özellikle kenardaki hızlı oyuncularıyla. İkinci yarıda oyunun bizde olması, bizim daha fazla topla beraber olmamız yeteri kadar aslında pozisyon getirmedi. Bir gol getirdi, pozisyonlar getirdi ama yeteri kadar etkili gol pozisyonu getirmedi. Biraz daha özellikle son bölümde Rıdvan'ı da oyuna aldıktan sonra Larin'i biraz daha santrafor yerine geçirerek, Mişi'yi de onun yakınında tutarak, rakibin merkezindeki iki tane stoperin bir önceki oynanan Barcelona maçı da referanstı. Hava hakimiyetlerinin olmasını bilmemize rağmen merkezden bir şey üretemediğimiz için, oranın iyi kapandığı için biraz daha kenar ortalarıyla, kenardan gelecek toplarla gol bulmaya çalıştık. Gol de aslında öyle geldi. Rıdvan'ın o yani kenar pasla gelen, rakibin dengesi dağıldığında bir pozisyonda geldi. Kenar ortalardan da bir şey çıkarabilirdik. Larin bir pozisyon yakaladı. Vuruş yeteri kadar iyi gelmedi. Oynadığımız oyun benim başında bulunduğum bölümde belki de en az pozisyon bulan, rakip ceza sahasına en az girdiğimiz, en az ürettiğimiz oyundu. Onun dışında da söyleyebileceğim tek şey, bugün buradan dengeledikten sonra ikinci golü atıp bir beraberlikle ayrılabilirdik. Ama kazanmayı hak edecek bir oyun oynadık mı böyle olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ben tek tek oyuncular üzerinden gideyim. Can dediniz. Geçen maçın son zamanlardaki en iyi performanslarından birisini gösteren oyuncu. Güven oyuna girdiği oyunlarda etkili olduğu zamanlar olmuştu ama geçen maça başladığımızda o da yine hem gol atarak hem oyun katkısıyla yorulup çıktığı ana kadar oyun katkısıyla çok destek veren oyuncusuydu. Aynı şekilde Kenan son 3 haftadır sahada ondan beklediklerimizi hemen hemen tamamını yerine getiren, son hafta gol de atarak, ilk golünü de atarak yükselen bir oyuncuydu. Alex'in de son haftalarda yükselen bir performansı vardı. Bu saydığınız 4 oyuncu da bir önceki maçın sahada bize Başakşehir maçında yüksek performans veren oyuncuları. En yükseğe yakın neredeyse performans veren oyuncuları. Onun için de bugün zaten başlangıç takımında yer aldılar. Fakat bunlar futbolcu makina değiller. Yani her günleri aynı olamıyor. Bir de burada sadece bizim oyuncularımız yok, rakibin de oyuncuları var. Yani seyircinin de itişiyle son derece yüksek tempolu baskılı bir oyun gerçekleştirdiler ve biraz daha böyle temaslarda biz biraz daha bence biraz daha iyi olmalıydık. Temaslı oyunda biraz rakibimiz bize üstünlük kurdu. Özellikle ilk yarı, ikinci yarı değişti birçok şey ama yani bu oyuncularımızdan daha iyisini beklerdik ama her günü aynı olmuyor oyuncuların. Bugün de onlar için iyi bir oyun günü değildi. Oyuncular ilk yarı bitmeden oyundan çıktığında buna üzülürler. Üzüldüğü şey oyundan çıkmakla beraber belki de istediklerini yerine getirememektir. Yani onun da bu oyunla ilgili beklentileri çok yüksektir bizim olduğu gibi. Bunun için üzülmüş olabilir ama net cevabı verecek kişi Güven. Tabii burada bir maç kazanıldığında nasıl teknik direktörler böyle çok yukarılara çıkarılıyorsa, kaybedilen maçta da sorumluluk başta bana ait. Tercihlerim, değişiklikler, oyun başlangıcı, bütün bunları sayabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama ben planladığımız şeylerin yerine gelmemesi konusunda biraz üzgünüm. Çünkü beklediğimiz, öngördüğümüz durum oluştu. Buna hazırlıklıydık ama yerine getiremedik. Yani Galatasaray'ın bu başlangıç baskısını kırabilseydik, ön tarafta biraz topa sahip olabilseydik, biraz yerinden oynatabilseydik, Galatasaray'ın da pozisyon almada zorlanmasına sebep olacaktık. Ama biz hiçbir şekilde onların savunma kurgusunu bozacak, takımı yerinden hareket ettirebilecek, dalgalandıracak hiçbir şey yapamadık. Ama kendimle ilgili bu oyuna baktığımda şu anda sıcağı sıcağına değil ama biraz daha düşündükten sonra emin olun kendimi ben son derece acımasız eleştirenlerdenim. Yani sorumluluğu önce kendimde sonra başkalarında arayanlardanım. Mutlaka birçok sorumluluğum ortaya çıkacaktır. Bunu biraz daha... Radyo Spor! Son sözler önemli bence. Ben kendini kıyasıya eleştiren futbol adamlarından bir tanesiyim, böyle bir kişiyim diyor Önder Karaveli. Ve Galatasaray kazanmayı hak etti. Galatasaray'ın savunmasını yerinden oynatabilecek, bozabilecek herhangi bir aksiyona sahip olamadık. Bu anlamıyla eleştiriyorum kendi teknik direktörlük performansımı da diyor. Bence son derece net ve dürüst konuştu her zaman olduğu gibi. Ben Önder Karaveli'nin iyi bir teknik direktör ve iyi bir karakter olduğu kanaatindeyim. Ama büyük takımda çalışmak gerçekten zor. Çünkü büyük takımların
Beşiktaş gibi büyük takımların gereksinimleri çok büyük oluyor, çok fazla oluyor. Bu gereksinimlere tam olarak karşılık veremediğiniz zaman ya da kısa vadede karşılık veremediğiniz zaman uzun vadede yapabilecek potansiyelinizin olduğu gerçeğini hiç kimse görmüyor maalesef. Ya da görenler azınlıkta kalıyor. O bakımdan teknik direktörler kıyasıya eleştiriliyor ve görevlerine devam edemiyorlar. Maalesef futbol sonucu endeksi bir oyun ve ülkemizdeki dört büyük takıma baktığımızda da sürekli kazanmak ve kısa vadede de başarı almak zorundalar. Alamadıkları zaman ne yönetimler, ne teknik heyet, ne de futbolcular sürekli olabiliyorlar. Böyle bir kaderi yaşıyor Önder Karaveli ama birazcık sabredilirse eğer, baskıya rağmen bu baskıya direnç gösterirse Beşiktaş yönetimi bence çok iyi bir teknik direktör kazanacak. Değerli dinleyiciler, Omar El Abdülhi, her zaman kendisinden star işte bahsediyorum. Çünkü gerçekten büyük bir profesyonel ve iradesi çok büyük bir insan. Geçirdiği büyük kazaya rağmen hayata tutundu sıkı sıkı, gözünü kaybedecek derken sahalara döndü, tekrar futbol oynamaya başladı ve Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alıyor. Dün akşamki maçta da aldığı darbelere rağmen sahanın yılmayan futbolcusuydu ve bu başarısını Norveç milli takımına yeniden davet edilerek taçlandırdı Omar El Abdülhi. 14 ay sonra sahalara döndü. Yeniden Norveç milli takımına çağrıldı. 30 yaşında biliyorsunuz, Galatasaray'da savunmanın sağında oynuyor. Takımının Slovakya ve Ermenistan'la oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Norveç milli takımının sağ beki olan oyuncunun Mart ayındaki maçlar için kadroya çağrılması bekleniyor. Norveç'te 49 maçı bulunan Omar bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımda 50. maçında boy göstermiş olacak. Bir yorum. Sayın Ali Kunak bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür. İyi yayınlar, kolay gelsin. İyi haftalar dilerim, kolay gelsin. Hocam dün konuşmuştuk Atilla Karaoğlan nasıl bir maç yönetecek diye. Nasıl bir maç yönetti? İlk yarıda ve ikinci yarıda tartışılan pozisyonlar var. Kırmızı kart iddiaları, penaltı pozisyonları vesaire vesaire. Yani birazcık kontrolü kaybedip ikinci yarıda özellikle takdir aktarını bir taraftan alıp diğer tarafa kullandı mı? Atilla Karaoğlan, ilk yarıdaki tepkilerden, eleştirilerden dolayı ne dersiniz? Dün bu konuda Atilla Karaoğlan'ın henüz daha yeteri kadar tecrübeye sahip olmadığından ve maçın ağırlığını kaldırması bakımından da bazı son işaretleri olduğunu yayında dile getirmiştik. Akşam bu ortaya çıktı. Artı bir de sadece bu maçta değil, haftanın diğer maçlarında da geçen hafta yapılan bu hakem operasyonundan dolayı tüm hakemler üzerinde genel bir tedirginlik ve ürkeklik olduğu net bir şekilde görülüyordu. Dün bunu biz şeyde de gördük. Atilla Karaoğlan'da da gördük. Dahil birinci dakikada mesela Gezal bir şey yaptı. Kerevel Havul yaptı ki Gezal çat cilse yakın pozisyonda. Yani kırmızı verse haksız demeyin. Sarı tam karşılığı. Yani sarı kesin bir defa var. Buna hiç kart dahi gösterdi. Faul dahi var. Josef Tesoğuzan'ın yani, Çıkalda ile girdiği bir ikili mücadele var. Bir dirsek hareketi var. Onun için. O geleceğim. Ona da geleceğim. Sevgi Özgür. Yani Kenan mesela Omar'ın ayağına bastı. Onu atladı. Ondan sonra şeyden dakika gidiyorum, bir gideyim müsaade etsen. Ondan sonra Atiba'nın Muhammed'e çıkan Favri'nde sarı kart doğruydu mesela, orada bir sıkıntı yok. Mustafa'nın Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde Mustafa'nın Umut Meraş'a yapmış olduğu bir hareket vardı tatlılık kenarında. Bunun faul olduğu yolunda çok ciddi itirazda bulunmuşlar. Şimdi futbol temas oyunu sevgili Özgür. Yani burada tabii ki ikili mücadele esnasında oyuncular birbirlerine hafif temas edecekler. Bu temas esnasında hafifler olacak. Ancak bu aşırıya ve abartıya kaçtığı zaman bu oyun kuralları dışındaki bir hareket olarak değerlendirilmesi lazım. Faul olarak değerlendirilmesi lazım. Ama bana göre mesela bu dün akşamki harekette asla asla bir futbol oyunu çerçevesinde faul olmayan bir pozisyondu. Ama futbolcuların da itiraz etmekte bir haklı şeyleri var, haklı yönleri var. Maç içerisinde genelde Atilla Karaoğlan'ın bir faul standardı yoktu. Faul standardı olmayınca çok çok daha basit faullere, basit pozisyonlarda faul düdüğü çaldı. O biraz önce anlatmış olduğumuz, dakika verdiğimiz pozisyonlarda ise sarı kart göstermek bir kere faul dahi çalmadı. Böyle bir dengesizlik olunca o zaman şey oluyor.
hakemin üzerindeki etki, hakemin oyuncular üzerindeki etkisi ve otoritesi azalıyor. Ama şöyle söyleyeyim, senin dediğin pozisyona geliyorum. Çıkaldı ağzı Jose Sosa ile olan pozisyonu. Burada ben bugün gazetede yazdım bunu. Şimdi bazı yorumcular diyorlar ki omuzunu kullandığı için bu bir silah olmaz. Bakınız, omuz da icabında iyi kullanıldığı zaman dün akşamki gibi vücudun da hassas bölgesi surata geldiği zaman ve bilerek kasıtlı ve acımasız bir şekilde omuzla da darbe olduğu zaman bu bir kırmızı karttı. Ben dün akşam bu pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdim ve bugün gazetede yazdım. Türkiye gazetesi için yorumladım dünya akşam derbiyi. Burada kesin kırmızı kart gerekiyordu. Üstelik VAR'ın da çağırması gerekiyordu. Burada şimdi skordan etki alt, skorun 2-0 olmasından etkisi altında kalarak, ikinci gole yapılan fauller, faul itirazlarının etkisi altında kalarak, senin de söylemiş olduğun gibi ikinci yarı biraz daha böyle denge Beşiktaş lehine doğru artmaya başladı maçın genelindeki şeyde, o hakem görüntüsünde böyle bir dengesizlik de ortaya çıktı. Herkesin konuştuğu bir pozisyon vardı. 96-3'deki Nelson Narin pozisyonu. Bunun için penaltı beklentisi var. Şöyle biraz önce Mustafa Muhammed'in pozisyonu için söylediklerimi burada da tekrar ediyorum sevgili Özgür. Bir futbolcuyu formasından tutmak ihlal değildir. Çekmek ihlaldir. Formanın sadece hafifçe süner sünmez o oyuncunun çekildiği ortaya çıkmaz. Çekilen oyuncu çekilen yöne doğru düşer. Çekilen oyuncu ters yöne doğru düşmez. Burada bence Larin çekildiğini hissettiği anda öne bıraktı kendisini. Ben sonunda ay ben niye çektim gibi o da pişmanlıkla bırakınca böyle bir pozisyon doğdu. Ben de bunun penaltı olmadığı görüşündeyim. Ama dün akşamki derbi için özel bir notum var benim. İki teknik adamı ben tebrik etmek istiyorum. İki teknik adam da futbolcularını tamamen oyun üzerine kurgulamışlar. Hakemin üzerine gitmemeleri konusunda ciddi boyutta uyarılar yapmışlar ki bunca hakem hatasına rağmen saha içerisinde hakemi bunaltmadı futbolcular. Hakem tıkılmadı. O yüzden de maç sıkıntısız ve üzüntüsüz geçti. Şimdi bir örnek vereceğim ama yani isim vereceğim fakat iyi örnek, kötü örnek iyi örnektir. Kenarda Önder Karaveli ve Torres olmasaydı da Sayın Fatih Terim ve Sayın Sergen Yalçın olsaydı dün akşamki hakem kararları ile bu maçta nasıl bir atmosfer olurdu nasıl acaba? Nasıl bir atmosfer diye? Olurdu? Siz yanıt verin hocam. Vallahi yarım bilek alabilirim. Değil mi? Maç yarım kalırdı. Doğru. Peki hocam. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim hocam katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tekrar görüşürüz. Sayın Ali Kunak bizimle birlikteydi. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Ajans Spor'dan Kartal Yiğit'in özel bir haberi var. Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında son bölüm hariç sezonun en kötü futbolunu oynaması ve mağlup olması yöneticileri de şok etti deniyor bu haberde ve devamında şu ifadelere yer veriliyor. Karşılaşma sonrası güvenlik kuralları gereği topluca stada geldikleri otele giden yöneticiler orada başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yemek yiyip maçın özetini izlediler. Siyah beyaz idareciler oyunun genelinde rakibe cevap veremediklerini söyleyerek maç öncesi yaşanan gerilimden Galatasaray iyi yararlanmış, çok motiveydiler. Biz onlara son anlar hariç yanıt veremedik. Bu kadar kötü bir Beşiktaş beklemiyorduk dediler. Söz dönüp dolaşıp Önder Karaveli'nin çıkardığı takıma gelince gerek başkan Çebi gerekse yöneticiler hatalı bir kadro çıkmış olabilir. Zaten hoca da ilk yarı bitmeden Kallarim ve Mişi Batshuayi'yi aldı. Yapacak bir şey yok. Önder Hoca ile ilgili planda da değişme yok. Ligin bitimine az kaldı. Sezon sonuna kadar devam dedikleri öğrenildi. Bu arada maçın özetini ve hakem yorumcularını geç saate kadar izleyen başkan Çebi ve yöneticiler Larin'in çekilmesine penaltı vermeyen ve VAR'a dahi gitmeyen hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdiler. Beşiktaş'la ilgili bağlantılarımız olacak ama şimdi bir kez daha Galatasaray bölümümüzdeyiz. Bakalım Galatasaray'ın teknik direktörü Torrent maçı nasıl değerlendirmiş?
del partido. Nosotros veníamos de una semana muy muy dura y muy intensa. Maçla ilgili çok zor ve hakikaten yoğun bir maç bir hafta geçirdik. Çok uzun bir yolculuktan geliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi İstanbul'a doğrudan dönemedik. Buradan bir çarşamba günü yola çıktık ve ancak dün akşam üzeri gelebildik buraya. Hicimos un esfuerzo físico muy grande en el campo del Barcelona. Barcelona'nın sahasında onlara karşı fiziken çok büyük efor sarf etmemiz gerekti ve bugün tekrardan kendi sahamızda da büyük fiziksel efor sarf ettik. Düşüncem o ki ilk yarıda çok net fikirlerle sahaya çok belli bir stil içerisinde çıktık. Beşiktaş'a karşı daha fazla topa sahip olduk ve onların arka tarafında daha çok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise Fegulli'den sonra onun birazcık rahatsızlığı vardı. Bir sakatlık geçirmiyor fakat rahatsızlığı vardı ve onun sonucunda birazcık elimizden kaçtı, ayağımızdan kaçtı diyebiliriz topu için. Bütün oyuncuların gerçekten fiziken ve konsantrasyon açısından yaptıkları büyük işten dolayı memnunum ikinci yarıdan. Ama topa sahip olduğumuz süre çok az olduğu için o konuda çok kaliteli bir oyun sergilediğimizi düşünmüyorum ikinci yarıda. Creo que este equipo puede jugar mucho mejor y tiene que jugar sobre todo en casa. Düşüncem odur ki bu takım çok daha iyi oynayabilir ve her şeyden önce evinde oynadığı bir maçta daha iyisini çıkarabilirdi. Tabii daha iyi maçlar çıkarmamız gerekiyor fakat bunun aynı zamanda bir fiziksel yorgunluğun da sonucu olduğunu sizin de gördüğünüz gibi söyleyebiliriz. Yalnız ne kadar yorgunsan o kadar topa sahip olman senin için iyidir. Çünkü topa sahip olduğun sürece sen dinlenebilirsin. Benim felsefem bu fakat çok da bunu başaramadık. Ona rağmen efor sarf ederek maçı kazandık. De jugar ahora mismo cada 7 días. 7 günde bir oynamaya alışmış olan bir Galatasaray için çok özel bir haftaydı gerçekten. Az önce söylediğim gibi. Aslında bizim istediğimiz Galatasaray daha çok ilk yarıda oynayan Galatasaray. Ona çok daha benziyor. İkinci yarıdaki Galatasaray değil yani. İkinci yarıdaki oyuncuların eforunu gerçekten çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olarak çok daha iyi oynayabileceğine inanıyorum bu takımın. Özellikle de evinde oynadığı bir maçta. Pero repito que podemos disculpar la segunda parte porque... Berkan'ın, Patrick'in, Kerem'in ne kadar yorgun bir şekilde maçı tamamladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla kusurlarına bakmayız bu konuda. Pero la idea es más la que hemos visto la primera parte. Fakat asıl ilk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkabilme, top kaybında hızlı tepki verebilme bizim aslında oyun fikrimiz buna dayanıyor. Estamos entrenando en este sentido, es lo que yo he visto los últimos 11 años de mi vida deportiva. Benim spor hayatımın son 11 yılında yaptığımız bir şeydi, çalışma şekliydi. Creo que mejoramos mucho físicamente, el equipo hoy ha sido un día especial por el cansancio. Ama şu anda yorgunluğu var çünkü çok fazla maç yapması gerekti son 7 gün içerisinde ama son 90 dakikaya kadar normalde mücadele edebiliyor takım. Bizim Barcelona döneminden beri Pep'le yaptığımız bazı oyunlar vardı. Pozisyon oyunu diyoruz biz bunlara. Bazıları dar alanda oluyor, bazıları daha büyük alanda. Se trabaja todo esto. Tú tienes el balón, te abres rápidamente. Topa sahip olduğunuz zaman açılmanız gerekiyor bu oyunda. Topu kaybettiğiniz zamansa hızlı bir şekilde tepki vermeniz ve kapanmanız gerekiyor. Dolayısıyla sürekli bir geçiş oluyor ve bu şekilde iyi bir çalışma yapmış oluyoruz. Bunu da anlamış oluyor oyuncular. Hacemos ejercicios específicos y partidos cortos. Dar alanda maçlar yapıyoruz ve farklı egzersizlerimiz de var. Topa sahip olmanın yanında aynı zamanda top kaybında hızlı tepki verme ve hızlı geçiş yapmaya da çalışıyoruz. Bunların hepsi antrenman yapılarak geliştirebilecek şeyler. Antrenman yapılıp gerçekten iyi seviyeye gelinebilir bu konularda. No hemos puesto a Berkan más adelante. Lo que pasa que él tiene tanta energía. Biz Berkan'ı ileride oynatmadık aslında ama onun çok enerjisi olduğu için ileriye çıkabiliyor topa sahip olduğumuz zaman. Hemos jugado siempre con un 4-3-3. 4-3-3 oynadık sürekli fakat Berkan biraz daha kalitesi gereği ceza sahasından ceza sahasına oynayan, boşluğa koşu yapabilen bir oyuncu. Bir de Alex'le ilgili de Çıkıldağ ile ilgili de şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz iki kere ona sert bir şekilde girdi rakip ve yani ağzından falan kan geliyordu oyuncunun. Önceden bize çok yardımcı oldu. Bu takıma çok yardımcı oldu Alex. Şu anda da çok yardımcı oluyor ve gelecekte de yardımcı olmaya devam edecek. Ben şeyleri mental sıkıntıları mesela baskı olarak görmüyorum. Daha çok oyuncuların gerçekten kendilerini geliştirmesi için odaklanması gereken şeyler diye düşünüyorum. Takım ufak adımlarla gelişmeye devam etti. Konyaspor'da hata yaptık. Şimdi anlatayım neden olduğunu. Erik Pulgar top çıkışında biraz geri çekilip yardımcı olmaya çalışıyordu. Sanki 3 stopermişiz gibi oynuyorduk bu durumda. Konyaspor'un ikinci yarısında Erik veya Taylan ofansif orta sahaların oynadığı durumlarda söylüyorum. Onların arasında çok boşluk
oluyordu savunmayla. Biz orada ikinci yarıda biraz daha iyi oynadık Erik'le. Orada iki tane stoper şeklinde olmayı başardık. Erik'le alakalı bir şey değil bu arada. Kim oynarsa o pozisyonla alakalı. Beş altı kişiyle hücuma çıktığımız zaman eğer top kaybı yaşarsak Konyaspor arkamızdaki o boşluğu bulabiliyordu. O zaman hızlı bir şekilde hücum çıkartabiliyordu. Ama çalışmadan hiçbir şey geliştirilemez tabii ki de. Oyuncuların mental olarak gerçekten buna hazır olduğunu ve odaklandığını görüyorum. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzde Fanatik Gazetesi'nden Arda Erol bizimle birlikte. Arda hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar dilerim ben de Arda. Sağ ol. Arda Güler'le Fenerbahçe 3 yıllık bir sözleşme imzaladı mı acaba? Görüşmeler zaten bir süredir devam ediyordu. Hatta tarafların anlaştığı yönde bilgiler de gelmişti. Yani resmi olarak henüz imzalanmadı ama yakında açıklanacaktır. Hem Arda Güler hem de Serdar Kadıoğlu, onu da söyleyeyim. Hatta Serdar Aziz'e de anlaşma sağladı. Muhtemelen önümüzdeki süreçte üçü de peş peşe açıklanacaktır. Peki ne diyorsun Arda Güler'le yeni sözleşme yapma fikrine? Bu performansına endeksi bir durumu zaten Fenerbahçe'nin böyle bir planı var mıydı? Zaten imzalayacaklar. Yani Arda bu sezon bu kadar şans bulup oynamasa da yine de Fenerbahçe imzalayacaktı. Çünkü yani Arda Güler'in şu anda Fenerbahçe altyapısının en değerli kısmı olduğu bilinen bir şey. Bu nedenle hani bu sezonki bu müthiş performansını göstermese de yine de sözleşme uzatılacaktır. Ama tabii ki bu oyunundan sonra kalitesini alt takım seviyesinde gösterdikten sonra bu tarz konular daha çok gündeme geliyor. Belki hani normal şartlarda bir gazeteciyle konuşacak olursak Arda Güler'le sözleşme imzalanması ufak bir kutu haber olacaktı belki. Ama şimdi açıklandı da daha büyük bir haber olarak okuyucularımıza aktaracağız gibi. Doğru. Bu tabii Arda'nın başarısı. Belki tam detaylı değil ama hani maaş konusunda da belki bu performans yansımıştır. Sallıyorum senede 100 bin lira alacaksa 100 bin lira değil de 200 bin lira, 250 bin lira alır belki. Öyle bir yansıması olacaktır performansının. Ha dediğim gibi bu sezon bu kadar şans bulmasa da yine de sözleşmesi uzatılacaktı genç oyuncunun. Ben Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sözleşme meselesinin niçin bu kadar uzadığını merak ediyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Ferdi'nin şöyle bir durum oldu. Yani bizim işte Ferdi'nin yakın çevresinden de öğrendim. Ferdi'yle bir sıkıntı yok. Daha yılbaşından önce taraflar görüşüyorlar. Anlaşma sağlıyorlar. Daha sonra işte bu Pereira'nın ayrılma süreci, Pereira gittikten sonra yönetimin önceliğinin teknik adam arayışlarına dönüşmesi, sonra işte İsmail Kartal geldi. Bu sefer yeni sezon için yine görüşmeler devam etti. Ama transfer dönemi araya girdi. Transfer döneminde acaba birilerini alabilir miyiz? O konuya daha çok ağırlık verildi. Giden oyuncular oldu. Daha sonra işte artık transfer dönemi de bitti. Yani transfer dönemi bittikten sonra yani açıkçası Şubat ayında muhtemelen açıklanır duydum ama tabii bilmediğimiz başka gelişmeler de olabilir. Ama Ferdi Fenerbahçe'de mutlu kalmak istiyor ve yönetim şartlarını da zaten kabul etmişti. Yönetimden imza yapmak için artık haber bekliyor. Ferdi cephesindeki durum bu. Sevgili Arda Erol, Fanatik Radyo ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Arda ile 3 yıllık anlaşma imzalanacak. Bu arada tabii Fenerbahçe yeni sezon düzenlemesini de yapıyor. Bu teknik direktör meselesi hala gündemde ama tabii Fenerbahçe sonuca gittikçe yani kazandıkça daha az konuşulur bir mesele haline geliyor ama eminim kısa sürede bu konuda açıklama yapılacak. İddia ki beklentilerin arasında olan şey şu ki Arda Galatasaray ile oynayacak maç öncesinde yeni dönemdeki teknik direktör kim? Başkan Ali Koç bunu açıklayacak. Trabzonspor maçının hemen ertesinde de açıklanması bekleniyor. Böyle bir beklenti vardı ama olmadı. Daha sonra Ali Koç geçtiğimiz cuma günü düzenli basın toplantısında bu sorulara sandığımızdan erken olabilir demişti. Yani belli ki orada da artık son aşamaya gelinmiş. Galatasaray maçına olmayabilir. Hani bu milli araya girecek. Belki milli arada da bu konuda bir açıklama yapabilir. Yani şu açıdan da biraz anlıyorum. Şu anda hani bir teknik direktörü açıklamak bilmiyorum. Belki İsmail Kartal zaten geçici olarak göreve geldiğini biliyor ama hani takım böyle giderken belki oyuncuları etkiler mi, takım etkiler mi diye bir soru işareti olabilir veya şimdiden acaba yeni hocanın erken açıklanması hocayı yıpratır mı?
Gerçi beklentiler hani üst düzey bir isim, işte Joachim Löw konuşuluyor, Marcelo Bielsa konuşuluyor, işte Jorge Jesus olsun, Roger Schmidt olsun. Çok fazla tartışılacak isimler değil bunlar ama yine de ne kadar erken açıklanırsa o kadar çok hakkında konuşulacaktır. Belki yönetim bunu istemediği için biraz daha uzatıyor süreci. Böyle de olabilir ama senin de dediğin gibi bu süreç içerisinde yani bir ay geçmeden muhtemelen yeni hoca açıklanacaktır. Fenerbahçe'nin gündemine dair bugün ön plana çıkartabileceğimiz konu nedir sence? Fenerbahçe çok zorlu bir fikstüre girmişti Hatay Spor maçıyla beraber. Ama bu fikstürü şu ana kadar gayet iyi geçti. Geçtiğini söyleyebiliriz. Hatay, yani de Trabzonspor maçı normal şartlarda Kadıköy'de 1-1 bir sonuç değil diyebilirsiniz. Ama işte 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynayıp ligi domine eden bir takıma karşı sanki 11-11'miş gibi mücadele edip puan almak gerçekten büyük bir işti ki muhtemelen kırılma noktası oldu bu sezon kalan bölümü için bu mücadele. Alanya karşısında zaten çok iyi bir Fenerbahçe izledik. Özellikle ikinci yarıda. Yani 2-0'dan 2-2'ye gelmesi skorun daha sonra Fenerbahçe buna tekrar reaksiyon göstermesi önemliydi. Tabii o süreçte işte Alanya Spor'da pozisyonlar buldular. Acaba hani Alanya 3-2 yapsa ne olurdu? Bunlar tabii ki hani fikir jimnastiği yapılabilecek konular ama sonuç olarak Fenerbahçe 5-2 gibi çok net bir galibiyet almayı başardı. İsmail Kartal'ın yani çok eleştiriyoruz ama değindiği nokta önemli. Yani oyuna soktuğu 3 oyuncunun da skor katkısı vermesi. Bu açıdan da İsmail Hoca açısından da önemli bir artı oldu. Şimdi tabii Konya Spor maçı var ki bu sezonun artık tek hedefi ligi ikinci bitirmek ve ikinci sıradaki Konya Spor'la oynayacak Fenerbahçe. Burada 5 puanlık fark var. Beraberlik bile Fenerbahçe'ye yetmeyebilir. Şimdi zaten son dönemdeki performans sonrası tribünlerin artık takıma karşı olan tutumu değişti. Özellikle Trabzon maçındaki müthiş mücadele, Alanya galibiyeti, Arda Güler'in performansı. Muhtemelen yine Trabzon maçındaki gibi hani belki o kadar dolu olmasa da yine de tribünlerin büyük bölümünün dolu olduğu bir mücadele izleyeceğiz ve takıma destek veren taraftar kitlesi olması bekliyoruz. Konya maçında da oynayacak galibiyet Fenerbahçe'yi sezonu ikinci bitirme açısından bana göre artık favori konuma getirecektir. Nedenle İsmail Hoca da karşılaşmaya çok fazla önem veriyor. Oyuncular da bilincinde. Yani Avrupa'daki performans, Türkiye Kupası elenmesi, işte ilk de şampiyonluk yarışında bu kadar erken havlu atılmasının ardından artık Fenerbahçe'li oyuncuların da yapması gereken sezonu en kötü şartlarda ikinci bitirmek. Tabii ki işte burada hani teknik direktör performansı eleştirildi, yönetim eleştirildi ama artık futbolcuların da biraz sorumluluk alması lazım ki özellikle Trabzon maçından itibaren bu sorumluluğu aldığını görüyorum. Konya maçı sezonun bence Galatasaray derbisinden bile şu anda daha önemli. Yani çünkü Konya Spor'u bu maçı kaybederse Fenerbahçe, tabii ki derbiler her zaman özeldir. Kazanmak özellikle Galatasaray gibi hani ezeli rakibini yenmek her zaman güzeldir ama ligdeki hedef açısından bakarsak şu anda sezonun kalan bölümündeki en önemli maçı bu hafta oynayacak Konya Spor karşılaşması. Sevgili Arda Güler bu değerlendirmeyi yaptı. Kaleci Altay'a da ayrı bir parantez açmak lazım. 6 tane net kurtarış var. Öyle maçlar var ki Kasımpaşa maçı, geçen sezon 6 tane maç sayabiliriz. Deplasmandaki Hatay Spor maçı, bu sene işte Alanya'da son maç vesaire. Altay tek başına maç kurtarıyor. Aslında Altay'ın varlığı birazcık da Alanya Spor maçında Fenerbahçe'yi öne taşıdı. Ki kurtardığını söylediğimiz maçlarda da bence abartılı değil, tek başına maç kurtardı. Sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen. Ne dersin? Yaz döneminde çok büyük bir para kazandırarak Altay Fenerbahçe'ye veda edebilir mi? Avrupa'da iyi takımlara gidebilir mi? Mesela Onana Ajax'ın kalecisi Inter'le anlaştı benim bildiğim kadarıyla. Ve Ajax'ın birinci sıradaki tercihi Altay Bayındır. Onana'nın yerine. Evet, sakatlıktan çok iyi döndü Altay. Yani zaten son dönemde 12 sezonur belli bir standartı tutmuştu Altay. Yani çok kötü diyebileceğimiz performansı olmuyordu. Kendi standartını koruyordu. Sakatlıktan döndükten sonra bu standartı da yani çıtayı da noktaya taşıdı. Alliance Pro karşıda gerçekten çok kurtarışlar yaptı. İşte özellikle o kimin ters vuruşundaki refleksi muhteşemdi. Bu sezon asist yapan ilk kaleci bulmayı da başardı. Güzel bir top gönderdi Rossi'ye. Fenerbahçe'nin şu noktada olmasında Altay'ın tabii ki çok önemli bir payı var. Yani insan ister isemez acaba o sakatlık olmasaydı Fenerbahçe daha üst sıralarda olur muydu diye düşünüyor. Ajax'ın geçen sezondan beri bahsettiğim gibi ilgisi var Altay'a karşı.
Onana'yı bir doping cezası almıştı biliyorsun. Yaklaşık bir sene oynayamamıştı. Evet. Ardından işte geçen yaz Onana'ya teklifler vardı. Ajax bunları geri çevirdi. Nasıl olsa hani Onana dönüyor diye Altay için bir hamle yapılmadı. Ama işte Kamerunlu oyuncuyla sözleşme uzatamadılar ve senin de bahsettiğin gibi Inter'le anlaştı. Şu anda Altay Ajax'ın bir numaralı defi konumunda. Tabii Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif yapabilir mi Ajax? Biliyorsun genelde daha düşük ücreti alıp yüksek fiyatlara satmasıyla ünlü Hollanda ekibi. Ama Altay'ın potansiyeli de çok yüksek. Altay'ı da hani kısa sürede atıyorum 20 milyon euro, 25 milyon euro bile ödeseler 2-2,5 hatta belki 3 katına satılabilecek bir oyuncu bu performansını Hollanda'da devam ettirmesi halinde. Ajax da bunları göz önünde bulundurarak iyi bir teklifle tabiren kapıyı çalacaktır. Fenerbahçe tabii şu anda işte önümüzdeki sezonun planlaması da yapılıyor. İsmail Hoca bir yandan detaylı bir rapor da hazırlıyor. Bundan sonra gelecek teknik adıma iletmek üzere. Yani şu anda Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda önümüzdeki sezon kombinin iskeleti nasıl olur diye düşünürsek Altay'ı herhalde ilk etapta yazarız. Önünde Salah, Ekim, orta sahada Crespo'yu isimler ekleyebiliriz. Her ne kadar bu sezon istikrarsız olsa da sonuçta bir İrfan Can gerçeği var. Yetenekleri hiçbir zaman yani yetekle ilgili olumsuz konuşamayız. Mesut Arda Güler o ekibe dahil oldu. Demek bir kadro önümüzdeki sezon için oluşuyor. Ama tabii bu isimlerden hangilerini takımda tutabilecek Fenerbahçe? Kime de ciddi bir ilgi var. Salahiye var. Altay'ı zaten söyledik. Hı hı. Bu üçlüden muhtemelen bu yaz döneminde en az biri gidecektir. Tabii burada UEFA ile önümüzdeki günlerde yapılacak finansal FFP toplantısının da etkisi olacaktır şüphesiz. Çünkü Fenerbahçe Ali Koç'un da dediği gibi anlaşmaya uyamadı. Yapılacak toplantıda bunun nedenleri anlatılacak. İşte Türkiye'de döviz kurunda yaşanan gelişmeler, ekonomik sıkıntılar zaten pandemi futbolu çok ciddi anlamda etkilemişti. Eğer anlaşmayı UEFA sonlandırırsa belki sadece bu üçlüden birini satarak da Fenerbahçe yoluna devam edebilir ama UEFA finansal fair play'e yeni bir anlaşmayı zorlarsa Fenerbahçe o zaman yeni sezon için yeni gelecek teknik adamın isteklerini düşünürsek muhtemelen bu üç oyuncudan ikisiyle yolların ayrılması gündeme gelecektir. Bu açıdan baktığımızda UEFA ile yapılacak toplantıda anlamalar için ciddi bir önem arz ediyor. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığın için sevgili Arda. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tekrar görüşürüz. Arda Erol Fanatik'ten Fenerbahçe bölümümüze canlı yayın konuğumuzdu. Fikirlerini sizlerle paylaştı. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş bölümümüze geçiyoruz. Teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikte bir kez daha Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Yayınlar kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Önder Karaveli'nin düzenlediği basın toplantısını dinlediniz mi bilmiyorum. Çok açık ve alışık olmadığımız şekilde bir öz eleştiri yaptı. Bir öz eleştiri örneği verdi. Dedi ki ben kendimi eleştirmekten ve kıyasıya eleştirmekten hiç çekinmem. Elbette ki oyuna müdahale açısından ya da işte ortaya koyduğumuz stratejinin Galatasaray'ın savunmasını yerinden kıpırdatamaması konusunda eksiklerimiz vardı. Doğru bir planlama yapamadık. Yani pratikte işe yaramadı planımız dedi. Çünkü Galatasaray yerleşmiş savunma anlayışını bozmadı bizim planımız karşısında dedi. Oyuncu değişiklikleriyle bunu yapmaya çalıştık. İşte Kenan'ın oyundan alınması, Güven'in oyundan alınması, Batu Ayvelerinin girmesi vesaire vesaire. Ama kazanmayı hak eden taraf Galatasaray'dı dedi. Ben bu yaklaşımın, bu tutumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dürüstlük ve gerçeği söylemek konusunda. O yüzden Önder Karaveli'yi kutluyorum. Ama tabii Önder Karaveli de 11 tercih açısından çok eleştiriliyor hocam. Ne diyorsunuz? Siz de eleştiriyor musunuz? Ben de tabii ki Özgür eleştiriyorum ama tabii kendine şimdi öz eleştiri yapması da önemli. Bana göre Önder Hoca'nın bu maçta basın toplantısında sen de izledin Özgür. Yani en büyük söylediği kelime şu: bir önceki maçı referans aldım dedi. Yani bir önceki maçı referans aldığım zaman bana göre en büyük hata burada. Yani bir önceki maçın stratejisi farklı olabilir. Galatasaray'ın ne stadında stratejisi farklı olabilir. Yani bir önceki maçta iyi oynayan oyunculara devam etmek istedim dedi. Ama burada acaba Güven mesela bu takım bu maçın özellikle oyuncusu muydu veya Necip bu maçın oyuncusu hocam muydu? Bir şey söyleyeceğim. Necip'le ilgili böyle eleştiriler yapılıyor ama tek hamlede Beşiktaş'ın ayakta kalan ismi Necip'ti bence. Çok önemli. Vida da öyle çizgiden top çıkardı vesaire ama Necip'in ben tek hamlede ve kademe anlayışında çok hata yaptığı kanaatinde değilim. Yanılıyor muyum hocam? Yok. Şundan eleştiriliyor Özgür. Benim de kendi görüşüm o. Mesela şimdi her mevkide bana göre orijinal oyuncu oynamalı. Yani
Şimdi stoper mevkiinde orada mesela Saati de oynayabilir. Necim daha önce yıllardan bir öğrendim mevki işte ön libero pozisyonu. Belki oyundan eleştirilebilir. Yani orada orijinal bir stoper varken niye Necip oynuyor işte denebilir. O sıkıntı bence. Bence de mesela orada bir ne bileyim böyle Serdar Saati olsa belki orijinal stoper, belki hata da yapabilir. Mesela Ercan, Serdar Saati oynayıp hata yapsa belki eleştirilmeyecek. Veya işte Kerem olsa, Emre de oynasa belki önde önce 10 oyuncuların yola çıkmıştı ilk geldiğinde genç oyunculara şans vererek belki eleştirilmeyecek. Ama şu anda baktığımız zaman işin sonunda işte Emre'den yok, Kerem yok, Serdar Saati yok, Rıdvan yok. Belki de Önder Hoca'nın en çok eleştirildiği konu o. Yani şimdi oynamazsa ne zaman oynayacak? Mesela Rıdvan şimdi Umut'tan daha mı kötü diye denebilir. Mesela bu maçta daha böyle agresif bir oyuncu olarak şimdi Güven mi orada oynatabilir? Batshuayi mi oynayabilir? Bence Batshuayi daha agresif, daha fizik kalitesi, daha iyi, deplasman için daha uygun olabilir bir oyuncu. O yüzden eleştirebilir. Ama bence dediğim gibi yani bir hafta önceki referans almış. Yani işte Güven gol attı, Kenan gol attı, onları tercih etti. Bu maçta belki tercih etmeyebilirdi. Ama öz eleştiri yapıyor. Kendisi de işte geldiği günden beri çok başarısız ben bulmuyorum Önder Hoca'yı. Baktığımızda Sergen Hoca'dan çok zor bir takım aldı. Yani biraz sıkıntılı bir dönemde geldik. Bana göre başarısız değil ama bu maçın özelinde baktığımız zaman işte aslında 38 dakika eleştiriyor mesela devreyi bekleyebilir miydi hamleler konusunda. Bana göre uzatmalar verdi. 10 dakika var. Doğru hamleler yaptı o anda. Ama belki başlangıç noktası olarak belki biraz daha 3-4 tane oyuncuyu tercihlerinde belki eleştirilebilir diye düşünüyorum ben Özgür. Hocam maçın son bölümünde Beşiktaş Galatasaray'ı çıkarmadı. Yani Galatasaray'daki temel problem aslında kazandı ama Galatasaray'da bu noktada eleştiriye açık çok büyük bir sorun var bence. Bir tespit yapmak zorundayız. Doğru bir tespit. Yani Torrent bir takım inşa etmeye çalışıyor. Takım oyunu açısından Galatasaray bir gelişim gösterdi ve o anlamda Beşiktaş'ın önünde bence. İlk yarıda bunu gösterdi. Ama evet. Ama Galatasaray'da bir önceki dönemde hatta 2-3 sezondur kronik hale gelen basit top kayıpları çözülemiyor. Bu sorun kronikleşmiş artık yani kangren olmuş. Çünkü dikkat edin Babel topla çıkmaya çalışıyor sonradan oyuna girdi. Alıyor rakibi veriyor. Taylan öyle, Berkan öyle. Savunmaya gelen orta sahaya da hücum oyuncuları yine aynı şekilde aldıkları topu birinci bölgede rakibe teslim ediyorlar. Beşiktaş bir kere de 4-5 tane atak şansı yakalıyor. Galatasaray niye çıkamıyor doğru paslarla? Uzun top yapmaya çalıştılar, Gomis'i hareketlendirmeye çalıştılar. O noktada da başarılı olamadılar. En sonunda işte Sasha Boy falan taca dağlara taşlara vurmaya çalıştı topu. Niye bu sorunu yaşıyor Galatasaray? Ama bu maç özelinde şöyle değerlendirebiliriz Özgür. İlk kere çok yoğun tempoda gerçek müthiş bir enerjiyle oynadı Galatasaray. Skoru da yakaladı. Şimdi Barcelona'dan gelen bir Galatasaray var. Yorgun yolculuktan gelen bir Galatasaray var. 2-0 yakaladıktan sonra Perşembe günü bir maç var. Yani o maçı da düşünerek Galatasaray tempoyu biraz düşürmüş olabilir. Biraz yorgun olmuş olabilir. İşte yani Barcelona, Beşiktaş, tekrar Barcelona maçları 3 maç sıkıştığı için biraz o yorgunluk oldu. Kafalar ikinci maça gitmeye başladı 2-0'dan sonra. Belki ondan etkili olmuş olabilir. Ama dediğin doğru. Yani ikinci yarı baktığımız zaman işte takımın ilk yarısı Kerem çok yedi. Kerem çok pas hatası yaptı. Taylan yaptı. Berkan bütün oyuncular yaptı. Ama ben buna bağlıyorum. Yani artık 2-0'dan sonra biraz daha mesela ilk yarı çok yüksek tempoda oynadığı için biraz yorgunluklar başladı. Hocam neler yaptı ondan sonra. Ama Perşembe günü bir tekrar Barcelona maçı var. Onu da düşünmeye başladı artık oyuncular. Çünkü 2-0 olduktan sonra bütün maçı artık kafasında iyi de oynuyorlar. Bir türlü gol değmeye düşüncesine girdiler bence. Ama öyle olmuyor futbol tabii. Beşiktaş hamlelerden sonra tabii son dakika belki penaltı verse verilmez tartışma edecek bir pozisyon. Maçı 2-2 bitecekti. Sen çok haklısın yani. İkinci oyundan düştüler. Belki oyuncu değişiklikleri biraz daha erken yapıp özellikle orta sahibi takviye yapabilirdi. Torrent diye düşünüyorum ben. Halil ve Çıkalda düzelterek söylüyorum. Halil ve Morutsan unutuldu adeta hocam. Gerçi unutuldular. Unutulmakta unutulmaları doğru mu, normal mi, haklı mı, haksız mı bu tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü çok fazla şans verildi her ikisine de ama hiçbirini iyi değerlendiremediler. Kesinlikle öyle. Şu anda baktığımız zaman işte yani o bölgede şimdi Taylan'la Berkan oynuyor. Gayesi yok Özgür. Bana göre şu anda özellikle işte Beşiktaş maçı olsun Barcelona maçlarında Taylan Berkan oynatmayacağım. O bölgede kimi oynatacağım? Bu sefer belki Taylan Berkan çok iyi top kullanmıyor ama fizik kaliteli diğer oyunculara göre daha iyi olduğu için bence tercih ediliyor. Özellikle de şimdi Perşembe günü çok önemli bir oyuncular. Yani
Perşembe günü de Galatasaray Beşiktaş'a oynadığı gibi oynarsa üstten olur. Önde baskıyla maça başlarsa, önde oynarsa bana göre çok çabuk oyuncularla Barcelona'nın çok sıkıntı olabilir. İlk maçtaki gibi oynaması lazım Perşembe gününde. Yani birinci bölgeye oyunu kabul edip topu rakibe verip orada işte Kerem gibi Muhammed zaman zaman tip oyuncularla geçiş oyunu oynayıp böyle bir maça çıkması lazım ikinci maçta da Barcelona maçında. Ama Galatasaray şu anda gözle görülür en azından fizik kalitesi daha iyi şu an. Fatih Terim'e göre yani Torrent'in şu anki 3 haftadan beri fizik kalitesi, ondan önceki maçta da biliyorsun son dakikada da goller geldi. Fizik kalitesi biraz daha iyi diğer maçlara göre. Oyuncuların bakıyorsun mesela Muhammed'in performansı arttı. Kerem'in zaten sene başından beri şu anda Marco Nelson'i, Taylan Berkan fena oynamıyorlar. Yani baktığımız zaman Torrent belki 5-6 oyuncunun 5-6 tane oyuncunun performansını bana göre arttırdı. Fizik kalitelerini arttırdı. Kalede Penya şu anda iyi. Şu anda en azından Barcelona maçı için bir ümit veriyor. Bu maçta da bana göre çok bir keyifli maç oldu. Özellikle ilk yarı çok da iyiydi Galatasaray. Ama dediğim gibi yorgunluk olduğu anda mutlaka hocam devreye girip oraya hamleler yapması lazım diye düşünüyorum. Ben özellikle Barcelona maçında. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Özgür. Yayınlar kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet. Teknik direktör Erdal Işıkar değerlendirmesini sizlerle paylaştı. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Galatasaray Barcelona maçını tanıdık bir isim yönetecek İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato. Bu karşılaşmada, düzelterek söylüyorum soyadını, Orsato bu karşılaşmada görev alacak. UEFA'dan bu yönde bir açıklama yapıldı. Daniele Orsato 22 Ekim 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Real Madrid maçını yönetmişti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu revanşında Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü, bu Perşembe günü saat 20.45'te Aslantepe'de gerçekleştirilecek. İki takım arasında Barcelona'da Nou Camp'ta oynanan maç 0-0 sona ermişti. Biliyorsunuz 2019'daki Galatasaray Real Madrid maçında da bu hakem görev almıştı. Galatasaray'ın Real Madrid'de oynadığı maçlar da önemli. Biliyorsunuz Fatih Terim'in Galatasaray'ı Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid karşısında Galatasaray Drogba'yla, Eboué'yle, Wesley Sneijder'le ve oynayan bütün oyuncularla çok iyi bir performans sergilemiş. Golleri atanlardan bahsettim size. Ve 3-2 yenmişti rakibini. 3-0 mağlup olduğu maçın rövanşında. Halbuki 3-1'e getirdikten sonra 4. 5. golü de bulma şansı vardı Real Madrid karşısında. Umuyorum aynı şeyi Barcelona karşısında da gerçekleştirir ve turu geçen taraf Türkiye adına Galatasaray olur. Değerli dinleyiciler, bununla birlikte Galatasaray-Barcelona maçının İspanya'daki yankıları da var tabii ki, devam ediyor daha doğrusu. Ve Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'de İspanyol basınına bir açıklama yapmış ve normalde beraberliği kutlamayı sevmeyiz çünkü bu bizim DNA'mızda yok ama çok iyi bir sonuçtu, 0-0'lık sonuç diyor. Rövanş maçının zor olacağını belirtiyor. Napoli'ye karşı oynanan maçları da benzer bir durumda gördüm. Barcelona yıldız oyunculara sahip inanılmaz bir takım. Önümüzdeki hafta ilginç bir maç olacak. İstanbul'da oldukça yoğun bir atmosfere sahibiz. Umarız bu maçı alabiliriz diyor. Torrent ismi çıkınca başkanımıza tanıtım yaptım. Farklı görüntülü görüşmeler yaptılar ve gelecek projemiz hakkında detaylı konuştular. Pep Guardiola ile ilgili de bir takım bilgiler verdim ve onunla da görüşüyorduk zaten. Biz şimdiye kadar iyi gidiyor tabii ki Türkiye ile. Türkiye Ligi farklı bir hikaye ve iyi sonuçlar almak için erken Galatasaray'da Terim'i değiştirmek zor. Büyük bir miras bıraktı ve kulüp için tarihsel olarak çok önemli bir figür. Ama şimdilik Torrent baskıyı oldukça iyi idare ediyor. Çok çalışıyor. Yavaş yavaş taraftarların tabii ki oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu onun için iyi bir adım ve o bunu biliyor. Yalnız gelmedi, Barça'dan yardımcılarıyla geldi. Biz onunla mutluyuz diyor. Performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na ilgi olduğunu da belirtmiş Işıtan Gün. Kerem Aktürkoğlu geçen sezon iyi bir performans gösterdi. Bu sezon en iyi oyuncularımızdan bir tanesi, daha çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları şimdiden Kerem Aktürkoğlu'yla ilgilendiklerini dile getirdi. Somut ya da resmi bir durum yok. Hala çok genç, gelişmekte olan bir futbolcu diyor. İyi ki Peña sorulmuş kendisine. Galatasaray'daki kaleci antrenörümüz yaklaşık 20 yıldır Barcelona'da çalışıyor. Bu yüzden Peña'yı uzun süredir tanıyor ve en iyi kaleci olacağını söylüyor. Adı böyle ortaya çıktı. O çok iyi bir çocuk ve umarım bunu başarır.
başarabilir. Bu onun için en üst seviyede bir deneyim. Galatasaray'dan Barça'ya gitmek için iyi bir başlangıç. Kaleciler için en önemli şey de süre almaktır. Barcelona'dan ayrılırken gazetelerde Peña ile ilgili haberleri gördüm. Maçın adamıydı. Domenech'in önerisiydi. Kaleci konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Muslera sakatlanmıştı. İkinci bir kaleciye ihtiyacımız vardı. Barça ile temasa geçtik. Çok gelecek vaat eden bir kaleciyi kadromuza kattık diyor. Arda Turan'la ilgili sorulan soruya, Arda bizim altyapımızdan gelen bir oyuncu ve kulüple olan ilişkisi sözleşmenin önüne geçiyor. Buna başkan karar verir demekte yetindi. Yani kulüple olan ilişkisinden sözleşmenin önüne geçiyor. Kulüple olan ilişkisinden kasıt Arda'nın sözleşmeyle Galatasaray'a bağlı olmadığı, kalpten Galatasaray'a bağlı olduğu şeklinde yorumlanabilir bence. Işıtan Gün, Arda Turan'ın Barcelona maçı kadrosunda olmamasıyla ilgili olarak da, Arda Turan şu anda A takımına antrenman yapıyor ama Camp Nou konusu teknik bir karardı. Niçin Barcelona'da takımına olmadığını bilmiyorum. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. İyi olursa bu teknik bir karardır ve hocanın kararıdır ifadelerini kullanmış değerli dinleyiciler. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Usta gazeteci, gazeteci yazar Turgay Beşyıldız bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum Özgür. İyi çalışmalar dilerim. Trabzonspor'da moraller üst seviyede. Hiç kuşku yok ki. Evet. Ve tabii ön bölgede oynayan oyuncuların performansıyla ilgili sürekli istatistikler görüyorum. 10 tane gol atıp 11 tane gol atıp 10 tane gol pası veren Vakame'nin 23 gole doğrudan katkı yaptığından bahsediliyor. Ama Vakame bilmiyorum yeni bir gelişme var mı? Şu ana kadar yeni sözleşme için imza atmadı Trabzonspor. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani Vakame ile Trabzonspor arasında bana göre bir aşk yaşanıyor. Bu yüzden de Vakame'nin böyle bir sıkıntısı yok, bir derdi yok. Ama mutlaka anlaşma sağlanacaktır. Zaten kendisine bu yaştaki bu oyuncuya iyi para teklif edilmiştir. Ama tabii şu anda sezon bitmediği için bazı şeyleri söyleyemiyorum. Veya sezon şampiyonluk kesinleşmediği için. Şampiyonluk kesinleştiği anda da bu konuda size çok daha net şeyler söyleyebilirim. Yani biraz bu iş artık şeye kaldı, Vakayem'e kaldı, öyle üstü kapalı söyleyeyim. Vakayem'e imza atmak istediği anda imza atabilir. Trabzonspor'a da imza atacağını söylüyor. Henüz ama şu anda hadi gel imza atalım diye bir masaya oturmuş bir durum yok. Çünkü Trabzonspor'un Vakayem'den, Vakayem'in de Trabzonspor'dan bir şüphesi yok. Fakat menajeri bana göre yalan konuşuyor. Çünkü kendisine yılda 5 milyon euro veren bir takım yok. Ne Arabistan'da, ne Birleşik Arap Emirlikleri'nde, ne de Katar'da. Bu yüzden Trabzonspor bana göre Vakayeme'ye çok iyi bir teklif yaptı bu yaşta. Ve Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi'ne kalacak bir takımda oynayacak. Onun için de iyi bir sahne. Bu yüzden bana göre Beşiktaş maçından sonra bu işin netleşeceğini söyleyebilirim. Mesela buna benzer bir durum var yine Trabzonspor'da. Mesela gelecek sezonun kadrosunu da yapmaya başladık Bordo Mavri'yi yönetip. Stefano Dersi biliyorsunuz İtalya'nın Bologna takımından kiralık gelmişti. 3 farklı mevkide de oynama özelliği var bu oyuncunun. Ve İtalya'nın Bologna kulübünden kiralık olarak katılmıştı 28 yaşındaki oyuncu Dersi. Biliyorsunuz Suriname asıllı, Hollandalı. Oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Trabzonspor ve Bologna kulübüyle de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncu için yeniden anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor. Kiralık oyuncuyu kendi takımına katmaya çalışacak. Trabzonspor Avcı'nın artık 11'de sürekli şans verdiği bir oyuncu oldu ve 22 Süper Lig maçında ve de bir kez kupa maçında görev yaptı. Hemen onun hatırlatmasını yapayım. Ve bu arada Trabzonspor soracağınız soru varsa araya girip sorabilirsiniz. Estağfurullah, buyurun. Devam et. Oyuncu Ali Şahin altyapıda forma giyiyordu. Onunla 2,5 yıllık bir profesyonel sözleşme imzaladı. Ali Şahin Yılmaz'la 2004 doğumlu oyuncu Genel Sekreter Ömer Sağroğlu'nun yanında imza yattı ve Trabzonspor'un profesyonel oyuncularından biri oldu. 9 yıldır altyapıda oynuyordu. U19 Süper Lig ve UEFA Youth League olmak üzere toplamda 18 maçta forma giydi ve 2'de gol kaydetmişti bu oyuncu. Bunun haricinde Beşiktaş derbisi öncesinde bir sarı kart alarmı verildi. Çünkü Rize maçına çıkacak Cuma günü saat 4'te Bordo Mavi'ler. 18 Mart Cuma günü 16'da Çaykur Rize ile deplasmanda karşılaşacak olan lig liderinin 5 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'ten sarısı bulunan Bruno Perez, Bakasitas, Bakayemez, Sokis ve Canini bu 5'liden birisi kart görürse bir sonraki hafta oynayamayacak Beşiktaş derbisinde. Bu yüzden bu konuda sanıyorum
Abdullah Avcı da ona göre davranacak ve Rize maçında Uğurcan cezalı, kaleci Uğurcan biliyorsunuz cezalı ve forma giyemeyecek. Ercan'ın büyük ihtimalle forma giyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Uğurcan'ın 4 sarı kartı oldu. İyi de oldu. Yani en azından Rize maçında oynayamayacak ve yeniden 0'dan Beşiktaş maçında forma giyecek. Evet. Peki. Bu arada tabii kupa da önemli bir motivasyon. Kupayı da alarak belki sezonu 2 kupayla kapatmayı temel hedef olarak belirledi. 4 maç sonra 4 maç kazandığı sürece Trabzonspor matematiksel olarak da garantiliyor değil mi şampiyonluğu? Şimdi biliyorsunuz bu şampiyonluk, en erken şampiyonluk rekoru Fenerbahçe'de ligin bitimine 3 hafta kala 3 kez şampiyon olmuşlardı. 3'ünde de 3 hafta kala olmuşlardı. Trabzonspor bunu en az 4 hafta önceden şampiyonluğunu garantileyip bu rekoru eline geçirmek istiyor. Bu yüzden Rizespor maçının da önemi çok büyük. Beşiktaş maçının da önemi büyük. Bana göre zaten ben bugüne kadar şu kelimeyi kullanmadım. 2022 yılının şampiyonu, yani 2021-22, 2022 yılının şampiyonu Trabzonspor'dur kelimesini hiçbir yerde yazmadım ve söylemedim. Ama Beşiktaş maçı, Rize maçının galibiyet ve Beşiktaş maçının galibiyetle bitmesi halinde 3 Nisan gecesi şampiyon Trabzonspor yazabilirim ve şampiyon Trabzonspor diye söyleyebilirim. Ondan sonra da işte olay rekora gidecek. En azından 4 ya da 5 hafta önceden Trabzonspor'un şampiyonluğu garantileyip bir rekora imza atması hedefi var. Türkiye Kupası'nda da Sarıyer'le çeyrek finalde, pardon, yarı 4 takım kalmıştı. Evet. Sarıyer'le karşılaşacak ve ardından da final oynayacak. Kayserispor'la özür diliyorum. Kayserispor'la oynadıktan sonra büyük ihtimalle kupaya geçeceğini tahmin ediyorum ve Bordo Mavilerin bu yıl Türkiye Kupası'nda final oynayacağını yüksek bir ihtimalle tahmin ediyoruz. Şehirde tabii şampiyonluk şarkıları ve türküleri söylenmeye başladı. Her tarafta bayraklar donanıyor ama bu bayraklar konusunda bazı kesimimizin, insanlarımızın da şöyle bir rahatsızlığı var. Kimse bu diyeceğimi yanlış anlamasın ve dikkatli dinlesin. Çünkü tekrar etmeye gerek duymayacağım. Bordo Mavili bayrakların Trabzonspor evrensel bir takımdı. Trabzonspor'u dili, dini, ırkı, mezhebi, rengi olmaz. Trabzonspor'u her renkten, her dilden, her dinden, her ülkeden, her türlü cins, insan, dinine, ırkına bakmadan taraftar olabilir her kulüp için. Ve bu yüzden Bordo Mavili bayrakların üzerine hiç kimse, hiçbir siyasi partinin ve hiçbir siyasi fraksiyonun adını yazmasın. Trabzonspor Mevlana kapısıdır. Herkesin takımıdır. Hiç nasıl Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Bursa'da hiçbir siyasi partinin ve hiçbir siyasi fraksiyonun adı Bordo Mavili bayrakların üzerine yazılmıyorsa Trabzonspor'da da hiç kimse böyle bir şey yapmasın. Trabzonsporlu taraftarlar böyle bir şey istemiyorlar. Hiçbir partinin ve hiçbir siyasi fraksiyonun adını Trabzonspor bayrağı ve boyun bağının üzerinde görmek istemiyorlar. Neden? Trabzonspor herkesin takımıdır. Ayrıca Bordo Mavili takım şampiyonluk yolunda ilerlerken herkesin ortak görüşü şudur. Bırakın sıkıntını, tartışmanı değil. Yıllar sonra gelen bu şampiyonluğu, gelecek olan bu şampiyonluğu keyfiyle yaşayalım. Ve bugün Trabzonspor medya departmanı çok güzel bir video attı sosyal paylaşıma. Şu anda izlenme rekorları kırıyor. 15 yaşındaki bir çocuğun biliyorsunuz havaya sıkılan mermide yine bir galibiyet kutlamasında vefat ettiğini biliyoruz. O ailenin acısının hala devam ettiğini biliyoruz. Lütfen bu videoyu izleyin. Trabzonspor'un sayfasında, internette, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da her yerde şu anda var. Bizde de var. Haber 61 Net'te de var. Yani inanın insanın gözleri doluyor. Hangi takımın olursa olsun. Bana göre hiçbir çocuğun canı bir şampiyonluk hiçbir çocuğun canından daha önemli değil. Bu yüzden silahla kutlamalara karşıyım. Silahla galibiyet kutlanmasına, şampiyonu kutlamasına karşıyım. Silahla mermi atanlar Trabzonspor'un taraftarı olamaz mı? Değillerdir benim gözümde. Peki, doğru söylüyorsunuz. Yani hangi takımın olursa olsun ama Trabzonspor şampiyon olacaksa, kupayı alacaksa, şampiyonluk kupasını alacaksa, Türkiye kupasını alacaksa ama bir çocuk ölecekse almasın kardeşim. 15 yaşında bir çocuk ya. Yazık günah.
Yani mermiyle kutlama mı olur? Burası daha başlı mı ya? Köylerde atıyorlar, orada atıyorlar bunu. Azaldı bu. Devamlı bu konuda propaganda yapıyoruz. Gazeteler yapıyor, internetler yapıyor, televizyonlar yapıyor. Hele bugün Trabzonspor Medya Departmanı'nın sosyal paylaşımda sürdüğü video şu anda bana izlenme rekorları kırıyor. Çok da hoşuma gitti. Güzel bir iş yapmış çocuklar. Yani baba bir babanın duruşu, bir babanın açıklamalarını lütfen dinleyin. Her takım için bu geçerli. Böyle şey mi olur ya? Şampiyonluğu şarkılarla, türkülerle, kemenceyle, horonla, tulumla kutlamak varken silah nedir ya? Silahla havaya mermi sıkıyorsun. O yüzden ben bunu kimseye yakıştırmıyorum. Kim diyorsa ki ben Trabzonspor'un taraftarıyım, bunu yapmasın. Yaptığı takdirde bizim gözümüzde asla Trabzonspor'un taraftarı olamaz. Asla. Peki. Evet. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Eksik olmayın. Verdiğiniz mesajlar da çok önemliydi. Tabii. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Futbol. Dünyadan futbol. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca Suudi Arabistan'dan ayrılabilir. Bir süredir kulübünden ayrılmak istediği konuşuluyor Brezilyalı futbolcunun. Suudi Arabistan basınında da bazı haberler çıktı. Almawaten ve Alkas'ta yer alan haberlere göre Anderson Talisca'nın menajeri Al Nassr başkanıyla görüşmek için 2 gün içinde Riyad'a gidecek. Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtilirken görüşmenin ana konusu da bu olacak. Diğer yandan taraftarlar çıkan haberlerin ardından Talisca'nın ayrılma olasılığına karşı sosyal medyada hoşnutsuzluklarını yoğun bir biçimde dile getirdi. Brezilyalı futbolcu 2 sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi ve önemli bir iz bıraktı ve yaz döneminde Beşiktaş'ın yeniden transfer edeceğinden bahsediliyor. Anderson Talisca'ya ama 9 milyon euroluk bir net maaşı var. Bu çok önemli bir engel olarak karşısında duruyor Beşiktaş'ın. Ve taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet şeklinde bir demeç vermişti Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi. Bu önemli demeci de unutmamak lazım, hatırda tutmak lazım. Dolayısıyla Talisca şayet Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm ama olmayacak duaya bugünden amin demem diyor Sayın Nur Çebi. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplere açık eylesin demişti Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, iyisiniz umarım hocam. İyiyim valla, sağ ol işte. Öyle dünkü maçın kafamda enstant benzerini yaşıyorum. Atilla Karaoğlan maçın hakemiyle ilgili bir problem gördünüz mü maçta? Ya ben hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Yani kendine göre bazı hakemlikler yaptı ufak tefek ama bence asıl sorumlu, bence asıl yani Beşiktaş'ın dün geceki ikinci yarıdaki oyunun da dahil olmak üzere oyuna başlangıç anında itibaren sahaya çıkan ilk defa ben bunu söylüyorum. Hayatımda ilk defa bir teknik direktöre takımın yanlış diyebiliyorum. Evet, Beşiktaş yanlış bir kadroyla çıktı. Kenarda duran bir Larin var. Ne bileyim. Neyi düşündü hocam? Neyi düşündü Larin ve Batshuayi kenarda tutup Kenan Karaman'la Güven Yalçın'ı 11'de oynatmakta neyi hesapladı Önder Karaveli sizce? Yani bence Önder kendini kabul ettirmek için son haftalarda taraftarın bir bölümünün de eleştirilerine karşı ben yaratıcıyım. İşte bak böyle bir kadro çıkardım ve bunları ben keşfettim havasında çıktı. Ama bir tarafta Rıdvan yok gençlerden. Ne bileyim Larin yok. En çok gol atan adamı. Joseph yok takımın göbeğinde. Tek başına 39 yaşındaki Atiba'ya vermişin orta sahibi. Yani çok yanlış şeyler bunlar. Rozier diye bir oyuncu var bizde. Beşiktaş'ta ben ki bizde diyorum. Ben yani o gözle bakıyorum. Bu oyuna topu ayağına aldım. Saldır küldür dripling yapıyor. Başka bir şey bilmiyor. Onun arkası hep boş ya. Onun tarafından yenilen gollerin sayısına kimse bakmıyor. Teknik direktör. Hocam yapıyor. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. At yarışını dinleyelim, devam edelim. Az sonra birlikteyiz. Tamam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Teknik direktör Erdem Dinçer bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, kusura bakma. Estağfurullah. Yayına başlarken istediğimiz gibi olmadı galiba. Önder Karaveli ve tercihleri konusunda kalmıştık hocam. Şimdi Önder Karaveli bence bazı oyuncularda ısrar ederek ve de tercih ederek bir anda gündeme gelmek ve gerçekten inandığı oyuncularla yola çıkmak istiyor. Anladığım bu. Ya da içeride ona beklediği saygıyı göstermeyen ya da umduğunu vermeyen, antrenmanda iyi çalışmayan oyuncuları dışarıda bırakıyor. Ama bizim de dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Önder Hoca dün akşam sahaya çıkardığı kadroda yanlışlıklar doluydu. Ben ilk defa teknik adam olarak, yazan, çizen ve bu işi yapan kişi olarak, abisi olarak altyapıdan gelerek kendi oyuncularımızı kendimiz yetiştirip topluma kabul ettirdik uzun yıllar. Şunu gördüm, Beşiktaş'ta dün akşam eksikler ve yanlışlar vardı kadroda. 11 kadro, 11'i iyi değildi. Ve Galatasaray baskılı oynadı ve bu baskıyla Beşiktaş'ın istediği sonucu almasını engelledi. Bir kere soru bir. Haftalardır kötülü oynayan ve taraftarın da artık canını sıkmaya başlayan, benim de oyunlarına bakarak konuşuyorum ben, antrenmana bakmıyorum. Bazı oyuncular antrenmanda iyi görünür. İyi görünen oyuncuya aldanan hoca bir şans verir, iki şans verir ama neticede oynanan maçta eğer beklenen yapılmıyorsa onun gereğini yapması lazım. Kenan hiçbir maçta Beşiktaş'a yararlı olmadı. Yani beklenen oyunu oynatmadılar. Ve oynamadı. Oynayamadı. Sürati, çabukluğu var ama onu iyi kullanamıyor. Teknik kapasitesi, takımla uyumu eksik. Bu bir. Onun ısrar etmesi bence yanlış değil. İki, Rozier diye bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Sağ kanatta çok süratli, çabuk. Topla buluştuğu zaman müthiş işler yapacakmış aslında. Ama her topta hücuma iştirak ediyor. Arkası boş ve onun kanadı boş olunca rakip takımı kurnaz antrenör, basit bir antrenör ve oyuncular orayı kullandığı zaman Beşiktaş oradan devamlı gol yiyor. Bu tekim dün Galatasaray takımına baktığın zaman tek futbolcu vardı gol atacak adam. Siz onu, Kerem'i dikkate almayarak Leandro Rozier'i oyuna sürdünüz. Ve o boşlukta Galatasaray iki tane Kerem yüzünden gol yedi ve inek duruma düştü. Derbi maçında böyle 2-0 geriye düşüp maç kurtarmak çok kolay olmuyor yani. 3. Rozier'in dışında Josef diye başarılı Beşiktaş orta sahasında Atiba ile veya yanında oynayan bir başka oyuncuyla geçen sene Dorukhan'la çok başarılı işler yapan Josef neden oynatılmadı bu maçta diye sormak lazım. Çünkü ikinci yarı oyuna girdikten sonra bir aile etkili oldu ve gergindi de. Yani Beşiktaş takımında defansta dikkatimizi çeken Vida'nın dışında orada dik duran ve sonuçta Beşiktaş'a yararlı olacak oyuncu göremedik. Sol kanatta oynayan Rıdvan bu maçta oynamadı. Oyuna girdikten sonra çok da başarılı oynadı. Çok büyük farklar var oynamamakla oynamak arasında. Şimdi beni şaşırtan bir olay daha burada vurgulamak istiyorum. Beşiktaş geçen sene Sergen Hoca ile şampiyon oldu. Ama aynı Sergen Hoca yaptığı transferlerde çok başarısız oldu. Ve Beşiktaş bugün o enkaz gibi tekrar geçmiş günlerini arayan, şampiyonluktan oralara inen bir kadro görüntüsü verdi. Ve bu düzeltilemedi. Altyapıdan gelen çocuklarla sahneye çıkan hocamız da maalesef gençlere zaman zaman yer verdi, çoğu kez vermedi. Böyle bir ikilem içerisinde kaldığını ortaya koydu. Kendisi de bugün izah etmiş. İyi oynamadık, hak ettik yenilgiyi falan. Bunlar hoş şeyler değil. Ben aynı hatalardan Torrent'te de gördüm. Torrent'te hata yaptım. Yani Torrent'in hatalarından bir tanesi açıklamasıydı. Açıklamasında bir hali tepki verecek. İspanya'ya özellikle tepki verecek bir açıklama yaptığı gibi. Baskılı oynamayı ve Barcelona beraberliğinin tesadüf olmadan ortaya koymak istediği bir sürede. Daha sonra Muhammed'in başarılı oynayan Muhammed, bana göre akşam çok başarılıydı. Yerine
illa Gomez'i oyuna sokmak gibi bir yanlışa düştü. Yani iki takım teknik direktörü de formsuzdu bana göre. Ama burada bir şey var. Acaba kendi kanaatleri ve toplumsal baskı görerek dışarıdan gördükleri baskıyı da denkleştirmek için böyle bir yol mu seçiyorlar? Ben alınan sonuçların hangi oyuncuyu oynatırsanız oynatın, kimi takıma koyarsanız koyun, sonuçta sonuca bakılır. Sonuçta ise oyuncu hakkındaki yorum çok önemli değildir. Ben ilk defa Önder Hoca'nın kendisini çok büyük yere getirecek bir şansı kaçırmakla bunun önüne geldiğini ama kendisini bu oyuncularla kabul ettirmek istediği ısrarını gördüm. Bu ısrar Galatasaray karşısında çok kötü bir duruma Beşiktaş'ın düşmesini belki de alabileceği bir maçı veya en azından 2-0'a düşmeyeceği bir skorla mücadele edeceği bir ortamı oyuncuların da kızdırarak kendisi yarattı ve kendisi de zaten bunu kabul etti. Bu bakımdan ben yani bir teknik direktörün kendini ispat etmek için gereksiz öne çıkma hevesinin geri tepkini düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar. Sağ olun. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikteydi. Değerli Dinçer, Barcelona kulübü İstanbul'u çok özledik şeklinde Boğaz manzaralı bir fotoğrafın altına paylaşım yaptı. Biliyorsunuz Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabı da var. Buradan bu paylaşımı yaptı. Az önce de Galatasaray karşı bir paylaşım yaptı. Galatasaray'dan Barcelona'ya sizi İstanbul'da ağırlamaktan dolayı son derece memnun olacağız. Sizi İstanbul'un en güzel manzarasında ağırlayacağız diyor ve Ali Sami Yen'de yani Nef Stadyumundaki meşaleler eşliğindeki taraftar topluluğunu yani full olan stadın görüntüsünü paylaşmışlar. Böyle bir ortama geleceksiniz diyor. Bir anlamda gözdağı veriyor Barcelona'ya dostça. Futbol, dünyadan futbol. Dün olduğu gibi bugün de programımızın final aşamasında sevgili Aslan Yıldız bizimle birlikte. Çok başarılı bir spiker her zaman söylüyorum ama habercilik yönü gelişmiş bir spiker. Avrupa basını yakından takip ediyor. Kendisine öncelikli olarak Galatasaray Beşiktaş derbisi İspanya'da nasıl yankı buldu bunu soracağız. Aslan hoş geldin. Merhaba hoş buldum. İyi yayınlar. İyi akşamlar dilerim. Ne diyor İspanyol gazeteleri? İspanyol gazeteleri Torrent ve Peña'yı ön plana alarak Galatasaray'ın galibiyetini konuşuyor. Tabii ki Kerem Aktürkoğlu da merkezde. As'la başlayalım. Sonra... As gazetesiyle tamam, başlayalım. Evet, As gazetesinde derbinin kırılı Galatasaray şeklinde manşetten bir haber paylaşıldı. Torrent maçın bitiş düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu'nun omuzlarını aldı. Bu galibiyet Barcelona öncesi takımın kendine güvenini arttırdı şeklinde yer alıyor. Mundo Deportivo'da da yine Galatasaray derbisi gündemde. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş maçına damga vurdu. Barcelona'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Galatasaray Türk kanat oyuncusunun muhteşem oyunuyla Beşiktaş'ı mağlup etti. Galatasaray'ın en büyük yeteneği Kerem Aktürkoğlu maçın adamı oldu. Kerem Aktürkoğlu attığı gollerden önce Ersin'i zorladı ama Beşiktaş'ın kalecisi önemli kurtarışlar yaptı. Fakat ardından Türk yeteneğin sahnesi başladı. Bu galibiyet Barca maçında kesinlikle büyük bir moral kaynağı olacak. Perşembe günü büyük bir sürpriz yapmaya çalışacaklar şeklinde yer alıyor. Diyarbakır Spor'ta da yine aynı şekilde maça dair haber var. Kerem Aktürkoğlu ön planda. Barcelona öncesi riskler sundu. Türk İnci Beşiktaş derbisinde 2 gole imza attı. Ne yoğun kar yağışı ne de seyahat sorunları maçın ertelenmesine neden olmadı. Camp Nou'da flaşlar yakan Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı 2 golle devirdi şeklinde haberler var İspanyol basında. İspanya'da bunlar yazılıyor. İspanya'nın en önemli ön plana çıkan gazetelerinde. Aslan derbiyle ilgili senin yorumun ne? Kısaca öğrenebilir miyim? Güzel bir maçtı. İlk yarıda çok iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda beklenti performans daha düşüktü. Ama yine de güzel bir maçtı ve bence galibiyeti hak eden taraf Galatasaray'dı. Aslan Barcelona maçını da stat'tan Aslantepe'den izleyecek. Birlikte izleyeceğiz Barcelona maçını. Evet. Evet. Bakalım ne olacak. Barcelona maçıyla ilgili düşüncen nedir? Ben maçın güzel geçeceğini düşünüyorum. İlk maçta da iyi bir oyun vardı ama İstanbul'da taraftarın etkisiyle oynanacak maçta
galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Peki. Zaten ilk maç öncesinde de çok fazla konuşuluyordu favori Barcelona'ydı ama sanırım ilk maçtan sonra artık birazcık daha rüzgar Galatasaray'ın yönüne esti. Evet, bu önemli bir ifade. Rüzgar Galatasaray'a döndü. Sevgili Aslan'ın evet. Tespitine katılıyorum. Aslan, Haaland'la ilgili çok sayıda haber var. Sen de bu konuyu yakından takip ediyorsun. Ne söyleyebilirsin bize? Evet, Haaland transferi Mbappe ile birlikte gündemde olan transferlerden biri. Buna dair de çok fazla kulüp ön planda. Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Fakat Manchester City şu anda Pep Guardiola'nın istediği söyleniyor. Fakat Haaland'ın İspanya'da oynamak istediği söyleniyor. Bence de öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, Barcelona ve Real Madrid şu anda iki yarışan kulüp. İspanyol basınında Real Madrid'in Haaland transferine yakın olduğu da yer alıyor. Barcelona'nın da transfere daha yakın olduğu yer alıyor. Çeşitli haber sitelerinde farklı yorumlanıyor. Doğru. Sport gazetesi, Katalan gazetesinde bir haber var bildiğim kadarıyla. Onlar Real Madrid'in Borussia Dortmund'a transfer için anlaşmaya vardığını iddia etmiş. Ne diyorsun? Bunun detayı nedir? Watzke, sportif direktörü Dortmund'un sanırım bir açıklama yaptı. Florentino Perez'le anlaşma aşamasındayız şeklinde. Hans-Joachim Watzke, Dortmund sportif direktörü. Evet. Real'la bir görüşme yapıldığı belirtiliyor. Oyuncunun Real Madrid'e daha yakın olduğu yer alıyor haberde. Aynı zamanda La Liga'nın kamuoyuna açıkladığı veriler kapsamında Real Madrid'in her anlamda manevra alanının daha geniş olduğu yer alıyor. Doğru. Barcelona'ya göre. Çünkü dün aktarmıştım. Barcelona eksi evet. 140 milyon euro maaş bütçesiyle cezalandırıldı adeta La Liga yönetimi tarafından. Yani maaş bütçesini eksi 140 milyon euro düşürmek zorunda Barcelona, değil mi? Dün söylemiştin sen. Evet, kesinlikle. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, finans mühendisliği egzersizlikleri yapmak zorunda kalan kulüpler ki bunlardan biri Barcelona. Doğru. Buna rağmen Real Madrid son iki sezonda tek bir euro kaybetmedi şeklinde bir haber var. Bu da transferde birazcık daha ön planda olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Mineirola ve oyuncunun babasının talep edeceği komisyonda yine haberde yer alan bilgilerden biri. 3-4 hafta içerisinde bu transferin netleşeceği konuşuluyor. Fakat Real Madrid'in daha ön planda olduğu söyleniyor. Ama bazı kaynaklarda da İspanyol gazetesinde Barcelona'nın ön planda olduğu söyleniyor. Bakalım ne olacak. Madrid basınına baktığımızda Aslan, Mbappe transferini Real Madrid zaten garantiledi yaz dönemi için. Çünkü oyuncu serbest olacak. Sözleşme imzalamadı, yeni sözleşme Paris Saint Germain'le. İkinci planda evet. Haaland transferinde de çok yol kat etti deniyor, değil mi özette? Evet. Serbest kalma şöyle yer alıyor. Real Madrid öyle ki Haaland'ın transferi için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu Dortmund'a ödeyecek şeklinde yer alıyor. Dortmund'a ödeyecek, peki. Bununla birlikte toplamdaki maliyeti de çok yüksek olacak. Yani sözleşme süresi boyunca alacağı maaş kendisine ödenecek, kendisi için ödenecek sözleşme fesih bedeli, bonusları vesaire. Bunlarla ilgili net rakamlar var mı? Ya mesela bu operasyonun 130 milyon euroya mal olacağı, toplamdaysa 350 milyon euroluk bir maliyetin Real Madrid'i beklediğinden bahsediliyor. Haaland transferi için söylüyorum. 6 yıllık sözleşme. Maliyet, evet, 6 yıllık sözleşmeyle ciddi bir maliyet var oyuncunun. Fakat şöyle de bir detay var. Real Madrid de aynı şekilde şu anda ekonomik olarak diğer kulüplere göre ön planda olsa da, avantajlı olsa da yine bazı oyuncularla yollarını ayırmak durumunda kalacak. Hem Mbappe hem de Haaland transferi gerçekleşirse. Doğru, zaten gönder başta Mariano Diaz gibi hiç kullanmadığı ve memnun olmadığı oyuncuları ve onların başında da elbette ki Galli oyuncu geliyor. Değil mi? Göndermeyi zaten göndermeye karar vermiştir Real Madrid bazı oyuncuları. Gareth Bale'den bahsediyorum. Gareth Bale, Mariano Diaz gibi oyuncuları zaten gönderme kararı almıştı. Onlarla yolları ayırarak bu transferi finanse edecek Real Madrid. Evet, Marcelo ve Isco'da geçen isimleri onlarla yolları ayrılabilir. Doğru söylüyorsun. Isco'da şans bulamayan, bulduğu şansları da iyi değerlendiremeyen ve devre arasında da ayrılma olasılığı olan bir futbolcu. Real Madrid adına var mı başka detaylar?
Evet, başka haberler de var. Evet. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın gözü transferde. Barcelona'nın transferde ön plana çıkan başka isimler de var. Onlar da yine İspanyol basında yer aldı. Bunlardan biri Danimarkalı stoper Andreas Christensen'in transferini çoktan bitirdiği şeklinde bir haber var. Chelsea ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki savunmacı ile anlaşmaya varan Barcelona oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı söyleniyor. Bu transfer için Chelsea herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Barcelona. Aynı zamanda Frank Kessie de adım adım Barcelona'ya doğru gidiyor şeklinde haberler var. Pazartesi günü oyuncunun menajeri George Atangana ile Barca yöneticiler arasında yeni bir görüşme gerçekleşti. Şu ana kadar imzalar atılmasa da kısa süre içinde bu hamlenin de gerçekleşmesi bekleniyor. Kessie Milan'daki son sezonunu geçirirken Barca oyuncunun transferi için İtalyan kulübüne bonservis ödemeyecek yine. Mazraoui Barca'ya gidiyor şeklinde bir haber var. Ajax'ın paslı savunmacısı. Bunu da renklerine katmayı hedefliyor Barcelona. 5 milyon euroya ulaşan bir sözleşme teklif ettiği söyleniyor oyuncuya. 24 yaşındaki sağ bekinde sözleşmesi bitiyor. Bu nedenle Barcelona bu oyuncu için de bonservisten kaçınacak. Yani bu her 3 transfer için de bonservis bedeli ödemeyecek Barcelona. Bu da önemli bir hamle transferde. Peki. Aslan, eğer aktaracağım başka bir detay yoksa sana yorum içeren bir soru daha soracağım. Böylece söyleşimizi noktalayacağız. Var mı Avrupa futboluna ya da dünya futbolundan aktaracağım bir başka detay? Son olarak şey var. Danimarka milli takımının Hollanda ve Sırbistan'la oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Ülkemizden de 2 futbolcu yer alıyor. 8 ay sonra yeniden milli takım kadrosunda Christian Eriksen yer aldı. Galatasaray'da forma giyen Nelson ve Trabzonspor'un oyuncusu Andreas Cornelius da aday kadrosunda yer alacak. Ne güzel. Nelson 21 yaş altı milli takımda oynuyordu zaten direkt ama şimdi A takıma yükseldi. Çünkü Galatasaray'da çok başarılı, daha da önemlisi istikrarlı, yani standartını hep yukarı taşıyan bir performans sergiliyor. Hak etmişti bence Danimarka milli takımını. Aynı kanaattesin sanırım. Kesinlikle. Peki. Çok iyi performans sergi. Yorumunu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda bir rövanş maçı var. İngiltere'de Manchester kentinde Old Trafford'da Manchester United birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Biliyorsun Atletico Madrid'deki maçta 1-0 öne geçmişti ama ikinci yarıda golü buldu. Manchester United 1-1 berabere bitti. Bence kazanmayı hak eden taraf Atletico'ydu. Ben turu geçebileceğini düşünüyorum. Atletico Madrid çünkü böyle maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda çok daha efektif olabilen bir takım. Sen ne diyorsun? Ben de Atletico Madrid'in geçmeye daha yakın olduğunu düşünüyorum. İlk maç bunun için bize referans veriyor zaten. Daha iyi oynayan taraf Atletico Madrid'ti. Fakat böyle maçlarda sürprizler de olabiliyor. Penaltılar da belirleyebiliyor. Eğer öyle bir durum olmazsa Atletico Madrid'in daha iyi oynayan taraf olacağını düşünüyorum. Peki, uzatmaya gitme ihtimali var bu maçın. Doğru söylüyor Aslan. Evet. Çünkü Atletico iyi savunma yaparak belki de maçı uzatmalara taşıyacaktır. Bu da bir strateji. Çok teşekkür ederim Aslan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Son bilgileri Avrupa ve Dünya Futbolu'ndan Aslan Yıldız sizlere aktardı. Futbol. Dünyadan futbol. Programın sonuna geldik. Herkese mutlu akşamlar. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupon Tuttur. Radyo. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.